Değerli Vav TV izleyicileri, ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir Düşünce ve Hayat programında daha beraberiz. Değerli Ekrem Hocam'la beraber Düşünce Hayat'ta yolculuğa devam ediyoruz. Değerli Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim, sen iyisiniz. Allah için. razı olsun hocam, bizler de iyiyiz şükür. Esma-i yolculuğumuz hocam evet. devam ediyor bu hafta da inşallah Esma-i Hüsna'dan ee, yolu çıkar. Bir şey, daha önce de bu açıklama yapıyordum, şimdi yapayım. Geçen hafta da gene oldum. Bu ışıklardan veya ortamdan böyle bir göz yanması oluyor insanda. Önce böyle gözlerimi sürekli kapatmam gerekiyor. Ee, veya yanıyor yani. Gözlerim... Benim sizi kızdırdığımı düşünenler de oluyor Va hocam. Öyle mi oluyor? <gülüyor> öyle, <gülüyor> öyle de oluyor. Yani, yani şöyle ben kızmam gözlerimle anlatmak yani şeyde. <laughs> Sözlerimle ee, Falan. E, yani ondan kaynaklanan bir şey oluyor. E, yani burası da büyük yani şey olarak mekanlar çok büyük. Yani o böyle bir göz yakması oluyor bende. Ondan da gözlerimi kapatmam gerekiyor yani. Eyvallah hocam. Ee, buradan... Yani ne yorgunum ne başka bir şeyden onu açıklama yapayım. Bunda da yani e, biz izleyenlere saygı gereği söylemek istiyorum. Yani hani öyle o kadar yorgun çıkmam yani televizyona yani. Eyvallah hocam. Geçen Hı. bir programımızın altına yorum yazmışlar. Hı. Ekrem hocam Hı. maviyi çok seviyor herhalde. Sürekli mavi takım elbise artık Nurkan Bey'in kravatından yola çıkarak kılıf, Yok ben kılık kıyafetiyle ilgilenen bir hoca olmam. Yani ilgilenemem izleyicilerden de Kılık Hocanın kılık kıyafetiyle ilgilenenler de beni izlemez. Hocam şöyle bir şey olmuş yani hmm. orada şimdi hangi bölüm acaba? Şimdi biz kesitler YouTube'da şöyle. paylaştığımız için orada bir 10 dakikalık kısım var. Şimdi bunun tamamına nasıl gidebiliriz diye merak ediyorlar. Şimdi sizin kıyafetlere birbirine ha, benzediği benze için artık diyorlar Bülkan'ın kravatlarından da tanıyabiliriz şey, böyle olabilir ama şey Yoksa <laughs> kıyafet konusunda değil yok, de böyle o, programı bulma e, konusunda. Yani o tarz hani program yapan hocalarda hocalar vardır yani. Onlar tabii başka bir segment, başka bir kategori. Ben onlarla ilgili değilim. Ben normal bir akademisyen olarak buraya geliyorum. Öyle kılık kıyafet evet, vesaire bakmam. Yani evet. öyle bakmam. Ee, yani dolayısıyla mesela haftaya da bu takımla gel, bu ceketle gelebilirim falan. Ben e, elbisesi konusunda çok standart ve çok stabilimdir. Yani çocukluğumdan beri bu hani Sümerbank ayakkabısı vardır. Hmm, evet. ipli bağcıklı. Aldığımda onları iki takım alırım mesela. Hı. Alacaksam yani hani falan. Hep onu yani 40 senedir 42 senedir hep onlardan giyerim. Hı. Yani öyle bir şeyim vardır. Dolayısıyla yani <laughs> e, hocalardan yani öyle elbisesiyle, kıyafetiyle <laughs> çok ilgili olanlara böyle çok yadırgara yani, yani eski artık yadırgamıyorum da yani hmm. demek ki onlar başka bir sınıf, başka bir kategori. Ee, yani insanın daha işiyle odaklı olması hmm. lazım, işine odaklı olması lazım falan. Ee, dolayısıyla hani kılık kıyafetine dikkat edilecek insanlar başka yerlerde, başka hmm. programlarda olan kişilerdir. Benim öyle bir meselem yok. <laughs> eyvallah hocam. Bu mavi de yakışıyor ama hocam. <laughs> yani. O da ayrı bir şey. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah. E, hocam şimdi biz Esma Hüsna'ya başladık. Söylediğimiz ya. sözler yakışsın inşallah. Şey eyvallah hocam. Tamam. Bu da, bu daha güzeldi. Hmm. E, değerli hocam şimdi biz Esma Hüsna yolculuğuna başlamıştık. Hmm. Allah isimleriyle tanımaya başladık. Geçen bir arkadaşımız hmm. bana sosyal medyadan bir video atmış bu yakın zamanlarda. Hmm. Düzce'de bir kitap satıcısı hocam. Esma Hüsna kitapları satıyormuş. E orada zabıtalar yakalamış işte bu sattığın kitaplardan birkaç tane Allah'ın ismini söyle ben bu kitapları geri iade edeceğim sana. Bir dakika demiş. kaçak satıyor. Ha, evet hocam seyyar satıyor. Kötü. Şimdi bak şimdi kötü kaçak satıyor. Evet tamam. Sonra say diyor da başlayacağım. Azrail, Cebrail, Mikel diye <laughs> <Güzel>. saymaya başlıyor. <laughs> tamam güzel. Şimdi evet. Azrail, Cebrail, Mikel onlar tabi Esma Hüsna değil fakat Esma Hüsna'nın mazarı olanlar. Mesela Azrail El-Mumit isminin mazarıdır. Cebrail <laughs> diyelim ki er rahman veya <laughs> el el alim isminin mazharıdır. İşte işte Mikail diyelim ki el muhye isminin işte eee ve erzak isminin mesela mazharıdır. Dolayısıyla onlar isimlerin hadimleridir. Yani isimlerin hmm. hizmetkarlarıdır ve isimlere hizmet ederler. Yani tüm melekler bütün varlıklar hizmet ederler. Biz de öyleyiz. Yani biz de hmm. aslında yani dünyada bir fiil icra eden herkes isimlere hizmet eder. Hmm. Yani ilahi isimlere hizmet eder ve ilahi isimlerle hani bir ilişki kurar <laughs> ama isimler Allah'ın isimleridir. Yani dolayısıyla öznelik faillik Allah'a aittir yani bu melek isimleri ile şey olmaz yani ama onlar da bizim gibi yani melek şimdi Müslümanlık <laughs> pardon Müslümanlık meleklere iman meselesini çok kuvvetle vurgular ve imanın ikinci temel şartı meleklere iman yani Allah'a iman meleklere iman şeklinde ifade edilir fakat meleklere iman meselesi tabii çok yönlü ele alınması gereken bir konudur. Geçmiş açısından da öyle, günümüzde de öyle. Günümüzde şimdi Müslümanlar bunun üzerine çok durmuyorlar. Yani bu meleklere iman meselesi üzerine çok fazla durmuyorlar. Daha çok dikkatimiz hep Allah'a vermeye çalışıyoruz. Yani işte Allah yaptı, Allah yarattı, Allah var etti vesaire filan gibi. Yani sadece Allah üzerine düşünüyoruz. Melekler ise daha böyle hani basit konuşmalarımıza dahil oluyor. Mesela diyelim ki hani Azrail Aleyhisselam da desek hani ama canımızı alan aslında Allah olduğunu biliriz yani. Hmm. Mesela Cebrail Aleyhisselam işte vahiy getiriyor da desek aslında vahiy getirenin Hı. Yani, biraz, peygambere vahiy gönderen Allah olduğunu biliriz diyelim. Ya da mesela Mikail aleyhisselam mesela rızıkları dağıtıyor falan diye desek bile buna aslında bir şey dayandırmayız. Yani biz Mikail'den bir şey beklemeyiz. Yani biz beklentimiz yani Allah'tan olur falan. Doğru da bir inançtır yani doğru bir şeydir. Çünkü meleklerin din içerisinde ele alınma biçimi yani daha önceki mesela bu e, pagan toplumlarında olduğu gibi yani Allah ve melekler şeklinde değil Allah'ın ya, yani yani ve yani hani yani bir güç merkezi sanki Allah bir de daha alt güç merkezleri melekler şeklinde değil Allah'ın gücünün yani ya, yani Allah'ın gücünün tecellileri Allah'ın gücünün hizmetkarları şeklinde ortaya çıkar. Dolayısıyla şimdi Müslüman toplum muazzam bir melek yani angeloloji deniyor buna yani muhakkak muazzam bir melek teorisi geliştirerek yani hem onların varlıklarını kabul etmiştir. Yani hep onları atıflar yapmıştır. Onlar, onları zikretmiştir. Hadis-i şeriflerde, ayet-i kerimelerde onlardan söz etmiştir. Ama bunun bir tür paganlığa yol açmasını engellemiştir. Yani e, yani böyle ço çoğulcu bir fikre yani sanki böyle birden çok kişinin gücü varmış gibi böyle bir fikre e, gitmeyi reddetmiştir. Bu bakımda Müslüman toplum ve Müslüman inanç yani tek ilke üzerinde karar kılar. Yani o da faili mutlak olan Allah'tır e, ve faili muhtar olan Allah'tır. Yani hiçbir meleğin yani kendi bir gücü, kendi bir inisiyatif alanı yoktur. Hepsi onun mazarıdır yani. Eyvallah hocam. Demek ki zaman satıcı da tamamen yanlış da bir şey söylememiş. Yani dolaylı da olsa Allah'ın bir fiilinden yola ee, çıkar. Aslında yanlış bir şey söylemiş. Ee, yani kaf, yani yani ben de zapt yani zapt bence iyi söylemiş. Yani hani çünkü insanın ne yapıp ettiği hakkında bir fikrin olması lazım. Yani yani kitap satıyorsan az çok kitabın içine bakman lazım. Ben de zapt olsam kitaplardan dolayı yani iki ceza verebilirdim yani o kardeşimize. Yani biraz sattığına bakacaksın yani hmm, biraz sattığına mi? ilgileneceksin. E, bu her konuda böyle yani insan hani e, yani biraz bulaşması lazım. Yani insana hmm. e, konuların, ilgilendiği işlerin yani sirayet etmesi lazım yani yayılması lazım. Dolayısıyla şimdi hani e, ne bileyim hani işte yani cami dediğim adam güvenlik görevlisi içeri girmeyi falan olmaz yani. Hmm. Gibi yani bir, biraz ilgilenmek lazım, biraz konuya bakmak lazım. E, dolayısıyla verdiği üç cümle de yanlış yani. Yani... ...şöyle sınıfta kalır yani. Eyvallah hocam. O zaman hak etmiş diyelim. Hmm. Değerli hocam yine kitaptan yolculuğumuza başlayalım. Tabii bunu buradaki esmaları belirlerken ben sizin kitaptaki sıralamanıza göre değil de... ...biraz da hmm. konunun akışına veya gündem olacak. Ya bütün kitabı herhalde bitirecek değiliz yani. yani bir yolculuğa çıktık yani. hocam bakalım Tabii, artık. <laughs> yani, yani çok uzun gitmesin yani. yani başka kitaplar başka Eyvallah çalışmalara hocam. da bakın. Eyvallah hocam. O zaman tamam. bir müddet böyle hmm. devam ederiz inşallah. Hmm. Ee, eğer hocam şimdi geçen programda bir kaç sorum daha vardı. O böyle bir genel bir çerçeve çizmiştiniz. Çok güzel bir noktaya Hı. doğru evrilmişti. E buradan biraz da devam etmek istiyorum. Varlıkta gerçek özne Allah'tır hocam. Allah'tan başka varlık yoktur İfadesi de kitabınıza da yer alıyor. Hı. Bu ifadeye göre e, neler söyleyebiliriz? Yani şöyle bu tabii yani dindarların inancıdır bu. Yani bir dinler böyle inanır. Ön, ilk cümle yani gerçek özne yani hakiki özne hakiki fail yani Allah'tır. Bu Müslümanlar yani mümin olanların gerçek inancıdır. Sadece müminler yani Müslüman olanların değil. Yani mesela diyelim ki gerçek bir Hristiyan Katolik de böyle düşünür. Bir Yahudi dediğim yani gerçek inanç sahibi olan bir Yahudi de yani böyle düşünür. Yani e, bu aralar hani şey izliyorum bu işte hani İsrail falan dolayısıyla böyle biraz lazilik işte aşırı Yahudi grupları falan dinliyorum. İşte onlar mesela teolojik olarak benzer sorunlarla karşılaşıyorlar filan. İşte onlar da kendilerine göre aşağı yukarı yani bizim verdiğimiz cevapları veriyorlar. Yani kendi müntesiplerine yani bizim verdiğimiz cevapları veriyorlar. Dolayısıyla şimdi yani siyasi olarak veya mesela o inancı yorumlama ve oradan pratik üretme bakımından çok yanlış şeyler yapıyorlar ama netice itibariyle yani şu veya bu şekilde yani inançlar yani Tanrı inancı üzerine kuruluyor. Yani yani dini din yapan şey budur zaten. Yani, yani Müslümanlığı Müslümanlık yapan şey yani şu örfler, şu gelenekler, şu adab, şu erken değildir. Yani Müslümanlık Müslümanlık yapan şey yani bütün bu evren ve bütün bu büyüklüğüne bütün bu hacmine ve sonsuz ve yani kuşatılamazlığına rağmen bütün bu evrenin evrendeki hadiselerin yani sonsuz diyelim. Stranık yani içerisinde sonsuz diyorum yani şey olarak sonsuz değil de bu hadiselerin aslında sadece Allah'a dayanıyor olmasıdır. Yani Müslümanlığı Müslümanlık yapan en temel şey budur. Dolayısıyla şimdi hani biz ne yapıp yapıp zihnimizi bu noktada karar kıldırmak zorundayız yani bu noktanın ötesine geçilemez. Yani bizim için kırmızı çizgi budur. Yani bunun ötesine geçilemez yani. Yani böyle bir şey var. Şimdi bu yönüyle hani Tanrı ne olabilir veya Tanrı nasıl bir şey olabilir? Böyle bir pasif ilke olamaz yani Tanrı. Ya da mesela kendisinin sadece bir hareketin çıktığı yani ve pasifle yine yakın böyle bir ilke olamaz. Bunu yani bütün bu inançlar reddeder ve <laughs> inançlar bunu geçmişte buna tatil derlerdi. Yani Tanrı'nın eylemsizliği, Tanrı'nın işlevsizliği tabirini kullanılar e, yine bu, bu çerçevede, bu kapsamda buna deizm de deniyor. Yani bugün mesela deizm de deniyor. Şimdi dinler bu deizmi temelde reddederler. Yani yani böyle bir şey olamaz falan diye reddederler. Çünkü Tanrı'ya inanmak, Tanrı'yla irtibatımıza inanmak demek. Yani bir birey olarak, bir fert olarak benim Tanrı'yla irtibatıma inanmak demek. Yani eğer o irtibata inanıyorsam aslında... E, yani dini bir hayatın içerisinde yaşamamın bir anlamı olabilir. Yani bir dini hayattan söz edebilirim falan diye böyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi bu bakımdan şimdi Allah bir hakiki faildir. Yani müessirdir, faildir, ee, müdahildir. Yani alemdeki hadiselere müdahildir. Ve hani varsayımsal olarak hani söyleyeyim diyelim ki mesela şimdi bugün hani bu öteden beri yani işte bu fizikçi teorilerden beri şey çok yaygınlaştı. Yani sanki böyle bir işte Big Bang ile yani bütün hikaye başladı falan. Yani genellikle insanlar hani böyle Big Bang yani orada yani o hadise de yani Hani bir şekilde Tanrı ile ilgili olabilir ama ondan sonra kendi kendine yürüyor gibi. Yani hmm. sistem kendi kendine devam ediyor gibi. Dini düşünceler, dini e, hayatlar bunu reddederler. Yani kendi kendine oluyor, kendi kendine yürüyor, kendi kendine gelişiyor, kendi kendine başka bir şeye dönüşüyor. Mesela hayatımızda bir takım ihtimaller ortaya çıkıyor. Yani biz kendi kendimize kararlar veriyoruz. Yani dini düşüncelerin ana akımları bunu reddederler. Çünkü yani bizim hayatımızda ve tekil olan yani varlıkların hayatında Tanrı'nın mutlaka bulunması gerekir. Zaten dini hmm. din kılan şey burasıdır. Yani yani din mesela yani evren yani evrenin yaratanı Tanrı yani bizim fiillerimizin me yaratanı biziz cümlesi üzerine kurulu değildir. Yani hmm. esasında din bizim fiillerimizin yaradanı Tanrı'dır kısmıyla daha çok ilgilidir. Hmm. Yani benim hayatım çünkü yani şöyle düşünebilirsin. Yani Diyelim ki evreni Tanrı yaratmış. Yaratmış yani bize ne yani hani yaratmış. Yani biz de içine kendimizi bulmuşuz diyebilir bir insan. Ama esas cümle yani dinin esas cümlesi benim hayatımda Tanrı yeri nedir? Yani benim hayatımda ben Tanrı'yı nerede bulacağım? Yani benim korkularımda, benim heyecanlarımda, benim coşkularımda, işte benim düşüncelerimde, değil mi? Benim tereddütlerimde, arayışlarımda. Yani ben Tanrı'yı nerede bulacağım? Ya da benim senle ilişkilerimde değil mi? Yani onlarca ilişki düzeni var burada. Onlarca işte bağ bağlantı var burada falan. Ya da benim dünyayla benim bir işte ağaçla benim işte hayatla ilişkimde Tanrı nerede bulacağım falan. Şimdi din bu ilişkiler kümesinde aranır. Yani benim kendimle olan ilişkilerimde, benim seninle olan ilişkilerimde, benim dünyayla olan ilişkilerimde ya da benim toplumla olan ilişkilerimde, benim tarihle olan ilişkilerimde din burada aranır. Yani Tanrı aslında bu ilişkiler kümesinde aranır. Neden? Çünkü benim için en gerçek olan buralardır. Yani en gerçek neredeyse yani ben en gerçek neredeyse aslında Tanrı ile ilişkimi ben orada ararım hmm. ve e, mesela bu, bunun için ben hep şöyle söylerim. E, yani bir ayet-kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Eee Peygamber Efendimize mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki önce yakın akrabalarını uyar diyor. Şimdi bu biraz böyle dikkat çekici bir şeydir. Yani ya sanki burada böyle bir nepotizm mi var? Yani böyle bir yakın hmm. akrabacılık var mı gibi falan aslında hiç alakası yok. Normalde insanın yakın akrabalarla ilişkisi bir yani trajik bir hadisedir. Yani yani böyle çok dayanışmacı gibi gözüküyor ama aslında öyle değildir. Çok çatışmacıdır. Yani yakın hmm. akraba ilişkileri yani ailen, kardeşlerin, anne baban vesaire çok çatışmacı bir ilişki biçimidir. Yani kavgalı biçimdir ve yani Freud'un hani yani söylediği o psikanatik söylediği yani odipal krizler vardır, çatışmalar vardır filan. Yani çocuk mesela aile içerisinde korunur ama baskılandığını düşünür ve bundan dolayı bir an için aileye karşı kendini ispat etme <laughs> e, mücadelesi verir. Yani yani anne babanın koruma güdüsü, koruma refleksi çocuk tarafından baskılanma olarak algılanır. Bu nedenle çocuk özgürlüğe doğru gitmek ister. Anne baba ise çocuğu kontrol etmek ve zaptırab altında tutmak üzere hareket eder. Yani biri yani biri merkezden kaçmaya çalışır. Birisi onu orada tutmaya çalışır. Yani böyle bir gerilim <laughs> yaşanır ve bu gerilim yaşanırken dil de olabildiğince zarifleşir. Yani anne baba seviyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz falan filan der. Çocuk başka kelimeler kullanır vesaire falan. Şimdi böyle olduğu için yani insanın aile yani yakın çevresiyle e, ilişkisi çok trajiktir. Çok çok çetin bir ilişkidir. E, e, falan. E, şimdi din peygamberi diyor ki yani burayla yani önce buradan başla. Çünkü çok zor olan burasıdır. Yani arkanı sağlama al gibi bir şey mi Hayır, hocam? Hayır tam tersi. Zor olan şey insanın ailesiyle dini bir ilişki kurabilmesidir. Yani yani biyolojimizin dışına çıkarak yani mesela Kur'an-ı Kerim'de ifadeler var. Mesela biz diyor Yahya anne babasına karşı iyilik yapmayı Hmm. emrettik diyor. Ya da İsa'ya mesela biz bunu söyledik diyor. Neden? Çünkü biyolojik olan yani içgüdüsel olan aslında iyilik değil. İçgüdüsel olan bağımlılık. Şimdi bu bağımlılığın dışına çıkarak yani insan içgüdülerinin dışına çıkarak ahlaki bir kavram olarak iyilik yapmayı öğreniyor hmm. ve kime? En yakınına. Mesela annesine diyelim ki kardeşine diyelim, başkasına falan. Bu çok zor bir şeydir. Yani çok mücadele edilen bir şeydir. İçgüdüsel olandan tam uzaklaşmak gerekiyor. Yani hmm. En diyeyim ki imkan hani bir bakıma tercümesine söylüyorum. En sahici olanı bırakıyoruz ve yeni bir üslupla geliyoruz. Hmm. Bu çok zordur. yani. O gerilim sonra... o gerilimde de bu da bir farklı bir gerilim boyutuna getirmiş. <laughs> Tabii yani mi? bir tür şey gibi yani hani böyle bir hani üzerindeki o, o elbiseleri çıkarıp atıyorsun yeni bir elbiseyle hmm. geriye dönüyorsun. Yani, yani orada seni yoldan çıkmış olarak da adledebilir ve seni korumak için. Aslında öyle öyle adlediyorlar ya da işte Hz. İsa'yı öyle adlediyorlar ya da Yahya'yı vesaire falan öyle adlediyorlar falan. Yani böyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi bunun temel meselesi nedir? Şimdi insan nerede sahiciyse, nerede gerçekse Tanrı ilişkiyi en çok orada kurabilir. Yani e, ben bunu mesela affedicilikle ilgili anlatırım mesela. Nerede mesela affedici olmaktır? Şimdi mesela Çinlileri affetmek, Japonları affetmek bu teknik olarak mümkün bir şeydir. Yani çünkü hayatımda hiçbir Çinli görmedim, hiçbir Japonla konuşmadım falan. Bunu affedebilirsin ama sahici olan, ayağına basan, rekabet ettiğin, ee, kavga ettiğin değil mi? Yani yakın civarında hmm. olan insanlarla ilişkin gerçektir. Din o gerçek olduğumuz yerdeki davranışlarımıza odaklanmamızı ister. Hmm. Yani en gerçek neredeyiz? En sadece neredeysek orada odaklanmamızı ister. Ve aslında seri sülukumuzun, ahlaki kemalimizin, tekemmülümüzün o süreçte gerçekleşeceğini bize söyler. Ötekiyle olan ilişkimizde o zaman belirleyici oluyor değil mi Öteki, hocam? Öteki, şimdi ötekinin birikisi bu aslında. Yani en öteki değil, ötekinin berikisi bu. Bu beriki çok zordur. Hmm. Yani yani burada çok e, bütün ideolojilerde böyledir. Yani sadece şey dedim mesela Maksim'de de bu bir konudur. Yani ideolojik hareketlerde bu bir konudur falan. Yani yakın ilişkiyle yani insan annesiyle, ailesiyle, hmm. kabilesiyle yani bu acaba mesela böyle bir feodal dönün takıntısı mıdır falan. konuşurlar hmm. tamam tam bir tartışır böyle şeyler vardır falan. Yani kişinin mesela behemel bu aile ve yani aile değerlerinden özgürleşmesi mi gerekir? Yoksa geriye dönüp o ilişkileri yeniden ters yüz etmesi ya da diyeyim ki başka bir şekilde inşa etmesi mi gerekir? Yani Hz. İbrahim meselesini düşünün. Evet. Şimdi babası ile ilişkisi başlı başına bir problem. Yani bir sorun. Evet. Şimdi babası babası mesela çok yani babası belki İbrahim kadar katı inançlı bir adam. Yani yani hmm. putlar söz konusu olduğunda evladı evladıktan atıyor. Yani İbrahim'in İsmail kesme hadisesini konuşuyoruz ya da İshak'ı. Evet. Kesme hadisesini konuşuyoruz ama babası İbrahim'i kesmiş aslında. Evet. Yani yani putlardan dolayı Baba İsmail şey İbrahim'i kesmiş. Yani ya ben putlar söz konusuysa diyor ben seninle konuşmam diyor. Yani ben bu, burayı terk edeceksin diyor. Yani babalık babalık evlatlık ilişkisini kesiyor. Yani putlar için kurban ediyor yani. Yani bilgideki. yani İbrahim aslında kurban ediyor. Yani İbrahim hmm. mesela denk, ondan sonra yani Nemrut'un ateşine giden sürecin ilk fitilini aslında babası atıyor. Aa. Yani yani İbrahim'i yakan aslında as babasıdır. Yani Nemrut daha sonra onu yakıyor falan. Çünkü neden? Şimdi o, oğul babanın sırrı. Yani bu oğul İslam dine yöneldiğinde en sağlam şekilde yönelmiş oluyor. Ama, Ama o da bir babasına... merhamet de var mı hocam? Merhamet söz konusu mu babasının onu kurtarmak için yani onu tek başına bırakıyor, yalnızlaştırıyor ki geri gelsin yine bizim bu hayır, kendi hayır, inancı. Ha, hayır 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 Yani orada kendi inancını koruma. Yani İbrahim peygamber Hazreti Azer yani kendi inancını koruma üzerine odaklanıyor. Yani öyle hani cezalandırayım geri gelsin pişman olsun öyle hmm. bir referans yok yani. yani öyle bir konu. Tam tersi İbrahim'den babasına doğru giden bir merhamet var. Kur'an-ı Kerim onu zikrediyor. Yani hmm, dua. yani işte dua edeceğim sana filan gibi ama İbrahim de kopuyor. Yani Hazreti İbrahim de hmm, kopuyor hmm. babasından. Dolayısıyla şimdi ben yani inancın gücü bakımından çok enteresan bir hikayedir. Yani yani biz hani sadece yani İbrahim ve İsmail işte İbrahim ve İsa Hazreti İbrahim yani ilişkisinde hani bunu konuşuyoruz ama aslında İb Hazreti İbrahim'le babası yani ilişkisinde yani bunu görmüş hmm. oluyoruz. Ama do dolayısıyla şimdi ben yani bunu tekrar altını çizelim yakın ilişkide ve sahici yerlerde dini aramak çok önemli bir şeydir yani böyle bir yani e, ne diyelim e, fantastik bir dünyada dindarlıktan konuşmuyoruz yani e, yani uzak ilişkilerde dindarlıktan konuşmuyoruz en sahici en gerçek olan yani canımızın en çok yandığı en çok heyecanlandığımız en çok korktuğumuz falan Şimdi bu bakımdan insanın bu muhasebeyi nefs yapması diye bir konu vardır muhasebeyi hmm. nefs sadece yani böyle hani bir şey gibi yani muhasebeci gibi, yani şu kadar sevap yaptım, bu kadar günah yaptım değildir. İnsanın ahvalini kontrol ederek, hallerini kontrol ederek Tanrı'nın onunla iç konuşmalarını, Tanrı'nın içinden ona neyi ilham ettiğini, neyi ona gösterdiğini, neyi e, yani neyden geri durmasını istediğini muhasebe etmesi demektir. Yani bizim aslında içimize kulağımızı vermemizin nedeni Tanrı'dan gelebilecek ilhamları, Tanrı'dan gelebilecek uyarıları, ikazları, hatırlar deniyor, havatır deniyor buna bir de. Mesela bunlar veya varidat denir mesela tasavvuf geleneğinde. Bu varidatı dinleyebilmektir. Yani muhasebe yapmanın şeyi budur. Bazen şimdi bu kavram unutuluyor mesela muhasebenin bu yönü unutulunca böyle sürekli kendini yargılayan bir nefs ortaya çıkıyor. Sürekli kendini yargılıyor. Sürekli, ya bu böyle bir şey değil kardeşim. Sürekli kendini yargıla, sürekli kendini yargıla. Adam çatlar yani, adam ölür yani. Tamam böyle bir şey yok. Muhasebe-i aslında murakabe-i nefstir. Nereden hangi bilgi geliyor? Yani bana ne söyleniyor? Yani çünkü murakabe-i nefse rakip olan Allah'tan gelir. Yani Allah kendisini iç dünyamızda, Allah kendisini efalimizde, Allah kendisini işte endişelerimizde, korkularımızda, e, efendim tefekkürlerimizde, tahayyüllerimizde e, gözetlememizi ister. Yani yani Allah'ın bizim dünyamıza nasıl sızdığını, nasıl sirayet evet. ettiğini, bize ne söylediğini müşahede etmemizi ister. Buna murakabe ve muhasebe denir. Eyvallah hocam. Bir de geçen haftadan yine kalan bir sorum da vardı. Ee, hocam ilahi isimler arasında bir derece farkı var mıdır? İsmi azam ayrıştırmasının mantığı nedir? Hı. Bir sufi kendisine ismi azam nedir diye sorunca şöyle demişti. Allah'ın küçük ismi olur mu diye söylemişti. Evet bayezid sözü bu. Doğru tabii çok güzel bir söz. <laughs> Ama buna rağmen esma arasında bir derecelenme var. Yani şöyle bir derecelenme var. Ee, bu hani bir bayezid Bessami'nin bu sözü vardı. Bir de Köstendil Ali Efendi vardı. Şeyde yatar. Yani bu Nurettin Celal Hazretleri'nin şeyhi. Ee, <laughs> da şöyle bir sözü var Onu çok hoşuma gider benim. Her isim yerli yerince ismi azamdır. Hmm. Mesela hasta olmuş bir adam için eşafi ismi, ismi azamdır. Boşluğu içine deyandır falan hmm. mesela. Yani her isim yerli yerince ismi azamdır. Bu şu bakımdan da çok önemlidir. Yani mesela e, şimdi Esma üzerine konuşmanı geçen hafta söylemiştik. Yani hayatın iyiliğini işte alemin kıymetini yani var olanların kıymetini ve insanın hakikatli oluşunu anlamayı iktiza hmm. ediyor. Yani Yani dolayısıyla Esma'nın böyle bir ahlaki ya da böyle bir ontolojik sonuçları var yani evren hakkında konuştuğumuz böyle sonuçlar var Bunlar çok önemlidir yani yani sadece yani esma teorisi yani konuşmanın Hı. bir şey olmayabilir şimdi burada e, yani benim e, düşüncemle göre şöyle bir nokta var biz e, hatta şöyle bir geriye gelin mesela kader inancı vardır kader kader inancını daha çok takdir üzerinden düşünürüz Hı. takdir planlama yani tanrı Nesnelerin zamanlarını ve mekanlarını ya da şartlarını belirlemiştir. O süreç dahilinde bunlar meydana gelirler. Buna takdir ya da kader evet. deriz. Buna da inanırız. Yani evet. mesela diyelim ki işte filan tarihte hasta olacaksın, filan tarihte evet. öleceksin, filan tarihte bilmem ne olacaksın falan filan. Tamam yani böyle böyle. Yani bunlar planlanmıştır. Yani dolayısıyla evet. şimdi başımıza bir hadise geldiğinde hadisenin esbabı ne olursa olsun bir planlayıcısı olduğunu düşünürüz. Evet. Bu da bir dindarlıktır. Yani dindarlığın iktiza ettiği bir şeydir falan. Fakat evet, kader benim kanaatime göre veya benim yazılarıma, yazılarımla hani üzerinde durduğum bir tanesi şudur. Kader aynı zamanda değer hükmü vermek demektir. Değer hükmü değer. vermek demektir. Yani mesela biz yani kadere iman ettiğimizde aslında eşyanın değerinin, varlığın değerinin, insanın değerinin yani kıymetlendirmenin hmm. aslında Allah tarafından yapıldığına da iman etmiş oluyoruz. Bu ne demek? Hmm. Mesela normalde şimdi bir insanın değeri nedir? mı? Tamam, bir insan değeri nedir? Şimdi bu bizim için insanın kim olduğuna göre muhakkak değişir. Yani insanın değeri nedir? Kim? Yani değil mi? Kimden söz ediyoruz? Yani yani bir çinliden mi konuşuyoruz? Mesela Romalılar için diyelim ki o yani kafeslere yani olan döüştürdükleri işte gladyatörler vesaire falan onlar çok değerli değildi. Yani yani 100 liralık adamlardı değil mi? Yani yani aslan onları yendiğinde arkada adamlar kumar oynuyor. İşte o mu yenecek, evet. o öteki mi yenecek falan filan. Şimdi Hani Roma'ya gittik için geçen bir arkadaşa soruyorum. Ee, Ali Şenet'in bir şeyi vardır. Ee, cümlesi vardır. Ee, normalde ben böyle Ali Şenet Allah rahmet etsin olsun. Yazar olarak hiç beğenmem. Yani, yani, çok mühim bir yazar değildir ama bazı çok güzel tespitleri vardır. Birkaç tane yani böyle toplasak. Ee, bizim Türkiye çok şeydir. Kadir Sinas'tır. Yani hmm. Türk, Türkler kendi yazarlarına, kendi çizerlerine karşı çok değildir ama çevreye karşı çok cömerttirler. dışarıya, dışarıya karşı Dışarıdaki daha mı şey oluyor? Yani komşunun, komşunun... <laughs> şey, tam, onu tamam, yani öyle de ama... ...ben onu cömertlik, yani, yani misafir perverlikten kaynaklanan hmm. bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani, misafir olan iltifat. Yani olarak. şöyle, mesela diyelim ki Arap yazarları vardır. Normalde kendi ülkelerine yazar sayılmaz. Bizim burada allame olurlar. Yani büyür yani, yani. Yani buraya ter, Mesela İranlı yazarlar vardır, tamam mı? Yani bunlar mesela Türkçe'ye tercüme edilir falan. Yani en büyüğü de işte mesela hani yaşayanlardan bir tanesi falan. Yani bence bir, çok çok ortalama yani yazarlar çoğu. Ama bu insanlar orta... içinde bulunduğu güzelliğin He. farkında mı olmuyorlar hocam? yani er, er değer ben olayım? bunu gene böyle bir şey hayra yorumluyorum. Yani hmm. bizim o tanrı misafiri kavramımız hmm. var Yani o da, mi alıyorsunuz da tam, hocam? Tabii tabii yazarlarda böyle bir tanrı misafiri muamelesi yaparız. Hmm. Yani gelmiş şimdi adam tercüme edilmiş okumayalım mı falan filan gibi. Böyle bir şeyimiz vardır. Hmm. Yani böyle bir tuhaf tarafımız vardır. Mesela Fazıl Rahman öyledir. Yani yani normalde yani çok büyük bir yazar değildir ama bizim burada çok Seyyid Hüseyin Nazım çok büyük bir yazar, ortalama bir yazardır hmm. yani ama Bizim burada böyle müştehidi mutlak gibi ad addedilir. Yani böyle bir şey vardır. İşte ne bileyim işte Seyit Kutup rahmetli mesela hmm. ama yani bence yani, yani hepsi tabii çok mübarek adam. Yani Seyit Kutup şehit edilmiş falan yani. Abdülkadir Deh vardır. işte. Hmm. Saydan Vay biraz böyle ben de severim. Hocam, hani. adı Arapça, Arapça olunca Hı. hürmet mi oluyor böyle? Arapça olunca yani de yani yabancı dilin Türklerde büyük bir şeyi var. Yani hmm. rüçhaniyeti var. Hele şimdi mesela İngilizce'den tercüme ediliyor falan. Yani büyük bir rüçhaniyet oluşuyor. Yani adam yani hani en az İngilizce bildiğine göre falan. <laughs> Yabancı dil biz de herhalde öğrenirken biraz zorlanıyoruz ya. Dışarıdan birilerini Fala, bu şekilde. Şöyle iyi okuma alışkanlığımız olmadığından dolayı. Yani hmm. isimlere bakıyoruz tamam mı? Yani şey kitaplara bakmıyoruz. Doğru, Gerçekte doğru. bu adam tam ne diyor falan ona bakmıyoruz. Bunu Ali Şeriat'a yani ama şu güzeldi mesela. Şimdi Ali Şeriat bu Mısır piramitlerini falan gezerken normalde şimdi değil mi? Hani şimdi sen kalktın Mısır'a gidiyorsun falan bir hayranlıkla se hmm. şey yaparsın. Biz de şimdi böyle yazın İtalya'ya gitmiştik. Şimdi o şeyde Roma merkezinde şey var işte bir büyük işte, nedir o? Ondan sonra şimdi onu düşünüyorum yani karşısında oturdum şimdi hmm. o yapıya bakıyorum yani eski büyük tiyatro ama içerisinde dedim ki işte o şey dövüşlerinin yapıldığı falan filan birçok Arenalar. insanın arenaların olduğu falan bir yer filan. E, falan şimdi ben düşünüyorum yani şimdi Ali Şirat'ın cümlesi aklıma geldi Ali Şirat diyor ki ya ben diyor, pramitleri gezerken diyor yani orada öldürülen on binlerce insan değil mi onun çalışırken hmm. hani? Yani medeniyetin böyle yükselişi olarak değil de insanlığın telef edilişi olarak gördüm. Yani orada ezilmiş olanlar, yoksullar, çaresizler falan. Hmm. Şimdi ben Roma'da da onu düşündüm. İşte biz Antalya'ya falan gittik mesela. Orada da şeyler var böyle amfiteyatolar vesaire falan. Şimdi burada tam olarak ne yapılıyor falan? Hani insan şimdi böyle düşünüyor tamam mı? Yani, hmm. şimdi in, ya, e, yani bun, bunların hepsi e, şey e, diyelim ki insanın değerin olmadığı işler yani. Evet. Yani bir değeri yok burada. Yani bir insan ne kadar burada 100 lira. Yani bugünkü şeyle söyleyeyim. Hmm. Ya yani işte 1000 lira, on bin lira falan filan. Yani şeye bakıyorsun. E, yani üretime bakıyorsun. Hani İsmet Özel der ya hani e, e, yani verem olmak üretimi düşürür. Yani hmm. tamam mı? Yani üretim düşüyorsa verem olmak kötü bir şeydir. Yani evet. tamam mı? Yani bö böyle yani şimdi görüyoruz mesela bu tarz şeyleri hayatta görüyoruz falan. Şimdi böyle olunca biz bir insanın değerini asla takdir edemeyiz. Hmm. Tamam? Bir insan değerini. Mesela Bazen şimdi Kur'an-ı böyle Allah'ın bize olan nimetleri zikredilir, tadad edilir. Tamam mı? Şöyle, şöyle. Bakın çoğu normal bir şey yani. E, su içiyoruz, hava alıyoruz, memnun oluyoruz falan. Şimdi Karun Sultan Süleyman, e, halk içinde muteber bir nesne devlet gibi olmayan cihanda devlet bir nefes sıhhat gibi dediğinde... ...hakikaten bir doğru bir söz söylediğini anlıyorsun. Hmm. Yani bir nefes sıhhat gibi bir şey yok. Yani bu alemde. ...bir nefes sıhhat gibi bir şey yok yani. Çok basitmiş gibi geliyor. Şimdi geliyorum. ne oldu? Bak ne oldu? Değeri takdir edildi. Hmm. Yani Allah'ın... ...bir nefes sıhhate... ...vermiş olduğu... ...kıymet, değer... kanunu hmm. tarafından... ...takdir evet. edildi. Çok kıymetliymiş. Hmm. Ben bunu söyledim. Mesela şimdi şu suyun değerine kadardır? Şeye gitsek değil mi? Kafeye gitsek. Şu 50 lira, 100 lira... ...150 lira neyse tamam yani böyle bir şey. Bir de şimdi hmm. çok pahalı. Ben şimdi gençlere falan söylüyorum... ...talebelere falan söylüyorum... Ya ne işiniz var diyorum kafelere yani işiniz mi yok diyorum. Gerçekten öyle hiç anlamam yani. Talebelerimse kafede bir talebe hiç anlamam yani. Ne işin var kafede ya böyle bir şey olabilir mi yani? Ya git kütüphaneye git başka bir yere git falan. Okumaları için... belki orada yapıyorlardır hocam kafede. Olmaz kafede okunmaz öyle bir şey olmaz. O, o yalan yani öyle şey olmaz. falan Yani biraz şimdi insanların direnç göstermesi evet. lazım falan. Şimdi diyelim ki orada 100 liradır falan. Çölde kalmış bir adama fiyatını soracağız bunun. Tamam bir bardak suyun fiyatı kaç lira eder? Orada o zaman limit belli. Yani, yani, ne olacak? Aa, hakikaten. Yani şey, şey dönelim. kanunuya e, kanuniye dönelim. Yani halk içinde muhteber bir nesne yok. Saat devlet gibi olmaya devlet cihanda bir bardak su gibi. O da dünyayı hükmeden bir hüküm da söyledi tabii, değil bak, mi? Şimdi o su için bunu söyler değil mi? Hmm. Ya da başka bir şey mesela e, bir arkadaş anlatmıştı. Şimdi işte bir hırsız, işte hırsız, şey çalıyor bir filmden anlatmıştım. Ondan sonra ...sonra paraları yakarak ısınmak zorunda kalıyorlar yani... ...tamam mı hmm. yani... ...çünkü ısınmak gibisi yok yani hani falan... ...ne oldu ısınmak çok mühimmiş... ...çok değerli bir çok hale geldi... ...bir insan çok kıymetliymiş tamam mı... ...bir köpek çok kıymetliymiş... ...bir kedi falan... ...yani o zaman... ...eğenmiyeti anlıyorsun... mesela bir ağaç çok değerliymiş... ...tamam mı... ...yani ne kadar değerliymiş... ...valla tahmin, üç tahmin bile edemezsin tamam mı... ...yani böyle bir şey... ...yani gittikçe eğenmiyet artıyor... ...bunun şimdi Bakara suresinde bir karşılığı var... İşte İsrailoğulları bir ök, öküz bakarak kesecekler hmm. falan tamam yok şöyleydi böyleydi falan yani ağırlığınca altın vermek zorunda kalıyorlar tamam mı? Hmm. Yani yani en üst seviyeye çıkıyor. Dolayısıyla şimdi biz şimdi nesnelerin fiyatlarını, nesnelerin değerlerini günlük kullanıma bağlı olarak azaltıyoruz, yükseltiyoruz falan böyle bir şey ortaya çıkıyor değil mi? Yani arz talebe e göre mesela. bu 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 böyle bir şey oluyor. Fakat hmm. gerçekte bir şeyin değeri nedir? Gerçekte biz bir şey için niçin teşekkür ederiz? Gerçekte biz hmm. bir şey için niçin şükrederiz? Bunu ancak <laughs> o hayatın kriz anında idrak edebiliriz. Hmm. Tamam mı? Hani bir şey ne kadar değerlidir? Bir insan ne kadar kıymetlidir? tak. yani yeryüzündeki bütün insanlar tamam mı? Yani hani varsay ki mesela en son bir kişi kalmış ve tür ondan devam edecek. Ne yani, kadar kıymetli çok olur? Değerlidir. Mesela Adem ne kadar kıymetlidir? Havva ne kadar kıymetlidir? Tamam mı? Bak. Şimdi diyelim ki mesela Kabil Habil Kabil Habil'i öldürdü. Şimdi Kabil ne kadar kıymetlidir? Çünkü bir ondan devam hmm. edecek. Nesil ondan devam edecek. Tamam mı? ne kadar kıymetlidir gibi. Yani dolayısıyla şimdi biraz yani bunu bence böyle edebiyatçıların, romancıların iyi anlatması lazım. Yani değer nedir? Yani kıymet nedir? Hayatın kıymeti nedir? İnsanın hayat e, yaşamanın kıymeti nedir? Nesnelerin, varlıkların kıymeti nedir? Bunu böyle anlamak. Dolayısıyla şimdi biz bu kıymeti anlamadığımız sürece Esma'nın ismi azam meselesini anlayamayız. Hmm. Hocam zaten çok güzel de bir noktaya doğru getirdiniz. E, orada isimlerin de böylelikle o kişi yani o yok olduğu zaman suna hı hı. su ne kadar değerliyse suyu yaratanın ismi de o kadar değerli hale tabii. gelmiş oluyor tabii, değil tabii mi? Ona doğru gidiyor yani hı. şimdi bazı şeyler esmadan konuşulur bazı şeyler neticelerinden konuşulur. Hı. Şimdi değer mesela şimdi i̇sm Azam konuşalım i̇sm Azam şuydu buydu falan konuşalım tamam iyi güzel ama mazharı ne? Tamam yani Bunun neticesi Nefes ne? darlığı olan tabii. bir insan için Allah'ın o isminin tecellisi. Şimdi diyelim ki mesela varlıklar içerisinde i̇sm Azam mazharı insan olur. -hı. Yani insan olur, tamam mı? İnsan çok kıymetli bir varlıktır. E hangi insan? Her bir insan. Zaten şey diyorsunuz yani, Allah'ın varlığının delilidir. En büyük tabii delili insan, insandır tabii, diyorsunuz. Tabii. Yani dolayısıyla şimdi yani bu Esma-i Hüsna meselesinin konuşulması yani böyle bir ne diyelim? E, yani uzak bir teolojinin ya da e, donuk bir soyut bir teolojinin konuşulması asla değildi. Esma-i Hüsna meselesinin konuşulması doğanın konuşulmasıdır, hayatın konuşmasıdır. Evren biyolojinin konuşmasıdır, insanın konuşulmasıdır, sanatın konuşulmasıdır. Evrenin konuşulma yani her şeyin konuşulmasıdır. Hmm. Ve insanın evet. konuşulmasıdır. En temelde de yani Temel Şey olarak böyle. Ee, eyvallah hocam. Bir de hocam bir 99 diye bir sınırlama getiriliyor. Sizde de 99 olarak almışsınız. Ee, bir de bin bir esma vardır denir. Bu söz bağlamında sınırsız bir varlığın isminin böyle 99 ile sınırlandırılmasını ee, e, Binbir'i bilmiyorum. 99 hadiste geçtiği için, hadis-i şerifte geçtiği için 99 diye söylenir. Ama bütün Müslümanlar tabi Allah'ın esmasının Sonsuz olduğunu kabul ederler. Sonsuzluk iki bakımdan sonsuzdur. Bir niceliksel olarak sonsuzdur. Yani Allah mesela mesela Rahman diye bir isim var ama Rahman bir kategoridir. Hmm. Yani onun için mesela İbn Arabi bunları anlatırken kategorileri mertebeye çevirir. Mesela rahmut kategorisi der mesela ve ilim şey ilim mertebesi der. Rahmut mertebesi Hazreti der. Falan. Bu bir kategori. Kategori ne demek? Onun içerisinde onlarca isim var demek. Hmm. Onlarca isim var demek. Ama bütün onların hepsinin ortak ismi rahmettir. Yani şimdi mesela şöyle düşün. Diyelim ki e, bir ara biz şimdi Ömer'le konuşuyoruz. Ömer, biz bu arada bilmem kaç çeşit şimdi mübalağa yap yani e, bir daha görsünüz de sor, mesela kaç, kaç çeşit. Ömer Türker yani, Hoca'ya. Ömer Türker Bir sürü çeşit üzüm söyledi tamam mı? Yani şey, işte ben dedi yani bizim bahçede bilmem o 20 çeşit mi yani? Şimdi mübare, yani ne sevsin hmm. mübarek olur. Yani çünkü benim kafamda üzüm bir tanedir yani iki tane. Yani bir işte siyah üzüm <laughs> bir de bir beyaz, beyaz üzüm mi? yani yani üç üçüncü bir üzüm türü düşünemem yani. Hmm. Falan tamam mı? Birçok üzüm çeşidi var falan dedi tamam mı? Serc üzümle. Şimdi ama bir üzüm mertebesi var. Bunların hepsini kapsıyor. Hmm. Yani hepsinin ortak adı Üst başlık üzüm. Olarak. Rahman da böyle, Rahim de böyledir falan. Bir niceliksel olarak böyle sonsuza hmm. doğru isimler gider. Bir de anlam bakımından ihatasızlığa doğru gider. Hiç kimse rahmetin tam olarak ne olduğunu anlayamaz. Rahmetin tam olarak ne olduğunu anlayabilmek e, doğru bir yaşam, e, doğru bir gözlem ve e, doğru bir yolculukla mümkündür. İhata etmek üzere değil, sonsuzluğunu idrak etmek üzere. Ve o yolculuk içerisinde biz zihnimizde oluşmuş olan bütün önyargıları kırmaya çalışırız. Yani önyargılarımızı kıra kıra sonsuzluğa doğru gideriz. Yani Esma hep böyle sonsuzluğa doğru bakar. Dolayısıyla ufkumuz hep böyle genişliğe doğru gider yani. O 99'da böyle üst başlık olarak evet. değerlendirip evet. onun içerisinde Tabi, o binler o sonsuz. Ama binme kısmını bilmiyorum. Yani onu nereden hani Nurkan'ın bazı var Hocam buna bu Ayşe editörü arkadaşımızın Ay... şeyini Ayşe, bilgisayar Ayşe, or oraya pas atayım hocam. Bu kez ona, ona <laughs> değil hocam. O, o, o burada değil onu eleştireyim. <laughs> Eyvallah hocam. Ayşe Coşkun Hazretleri yapmış bunu. Eyvallah. Hocam şimdi bir de sizin geçen programda geçen yine kitabınızdan bir alıntıyla devam edeyim istiyorum. Orada ilgimi çeken bir şey hocam. Allah'ın isimlerini öğrendikçe cahilliğimiz artar diyorsunuz. Normalde Allah'ın isimlerini öğrendiğimiz zaman ilmimizin artması gerekmez mi? Buraya nasıl bir şey söylersiniz? Şimdi şöyle, şimdi bir insan e, normalde e, cahil halinde en bilgili olduğu haldedir. Yani çünkü bilmediği şeyin büyüklüğünü dahi bilmiyor. Hmm. Cahilin şeyi oradan mı geliyor? Yani yani ben cahilin cesaretini her zaman övmüşümdür. Yani hmm. Allah cahile en büyük lütuf olarak cesaret verir ki cehaletten uzaklaşmaya başlar. Harika. Yani dolayısıyla mesela cahil cesurdur ee, bir lütuf cümlesidir. Yani bir ahlaki cümledir hmm. ve çok iyi bir şeydir. Yani bir de cahil korkak olsa yani her zaman orada kalır. Onun için mesela bence insana bahşedilmiş en büyük lütuf cesarettir ve cahil cesareti de buna dahildir. Hmm. Cahil cesareti insanın yol almasını sağlar. Yani bilseydik bu kadar uzun olduğunu kimse yola çıkmazdı. Ha. Yani anlatır mı? Yani yani böyle bir şekilde yola gireriz zannederiz. Yani şuradadır yani. yani oraya gidersin. Adım adım gittikçe diyorsun. Ee, tabii gittikçe bir kez de şimdi yola çıktın geri de dönemezsin. Geri dönmek de olmaz. Şimdi geri dönmek olmayınca <laughs> habire gidersin. Gittikçe fark edersin ki bilmediklerin bildiklerine kıyasla çok daha fazla. Hmm. Dolayısıyla şimdi insanın sadece cehli artar. Yani Anladım. yani daha doğrusu cehlinin ne kadar büyük olduğunu idrak eder. Bunun en muazzam cümlesi, en nefis ifadesini peygamberimiz dile getirmiştir. Ma arafına ke hakka marifetike buyurmuştur. Biz sizeni hakkıyla tanıyamadık. Bu ifade e, Kur'an-ı Kerim'deki ma kadarullah hakka kadrihi ayeti kerimesinin peygamber diliyle ifadesidir. Yani Allah'ı hakkıyla takdir edemediler, anlayamadılar demektir. Büyük bir itiraf değil mi evet, hocam burada insanın? Evet. Ama dindarlık bu bu şimdi dindarlık iktidar oluşturmaz. Dindarlık iddia oluşturmaz. Dindarlık yargılama oluşturmaz normal şartlarda. Çünkü yürüdükçe aziziyeti görürsün. Yürüdükçe aslında senin yürümediğini, Tanrı'nın ancak inayetiyle yol alabildiğini görürsün. Böylece insan mahfiyete doğru gider. Yani dindarlık içerisinde hmm. yolculuk normalde öyledir yani. Eyvallah hocam. Burada bir kısa ara vermemiz gerekiyor hocam. Aranlardan inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Evet kısa bir aramız var. Aranlardan biz buradayız. Hayat programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli ekrem hocamla beraber. Ee, hocam İsmail Hüsna'dan devam ediyoruz. Ee, geçen haftadan yola çıkarak yine bir e, Yunus Emre'nin beytinden bir devam etmek istiyorum hocam. Hoştur bana senden gelen ya hilatül yahut kefen ya taze gül yahut diken kahrında hoş lütfunda hoş diye bir beyitten bir alıntı yaptım hocam. Burada bu beyti bana an, şey yapan anımsatan da hocam sizin geçen haftaki programda Allah'ın kahrında rahmet vardır sözünüz olmuştu. Evet. Buradan yola çıkarak bu Yunus Emre ile bu yani büyük laf. Tabii ben böyle <laughs> bir söz şey söylemem de yani Yunus söylüyor tabi. Ee, tam onun yani bilmiyorum yani o cümle yani tam Yunus cümlesi ama Yunuslardan birinin cümlesidir yani bu ifade diyelim Hı -hı. ki Yunuslardan birinin cümlesidir. Ee, o benim söylediğim gibi söylememiş olabilir yani yani ben kahrın içindeki rahmete işaret etmek için bunu söyledim. Yunus tam öyle mi söylemiştir ondan emin değilim. Yani kendi teorimi hani ona şey yapmayayım. E, gidirmeyi. Ama e, o şu anlamda söylüyor. Yani Allah'a bir kez iman ettikten sonra Allah'tan neyin geleceğinin ehemmiyeti yoktur. Yani yani evet. önemli olan irtibattır. Yani Allah'la irtibatın kurulmasıdır. Bunu Feridun Attar bir menkıbeyle anlatır. Yani esas mesele irtibattır. Yani Hı. yani cümlemiz böyle olsun. Din dini hayatta temel mesele Allah'la irtibattır ve İrtibatı hayatın hangi noktasında kurabilirsek dindarlığımız o kadar kuvvetli olur. Amaç hemen her noktada kurmaya çalışmaktır. Yani irtibatımızı hemen her hmm. noktada kurmaya çalışmaktır. Bu sadece bizim kendi bireysel hayatımızla ilgili değildir. Karşımızdaki insanın hayatıyla da ilgilidir. Total olarak hayatın bütünüyle de ilgilidir. Yani dünyanın bir sahibi vardır. Hayatın bir sahibi vardır ve o onun e, tedbiriyle bütün bunlar oluyor. Onun tedbiriyle bütün bu işler yönetiliyor. Şimdi buna inanmak gerekiyor. Yani dindarlığın temel e, meselesi bu. Temel e, konusu bu. Şimdi Ferdinand Attar'ın anlattığı şöyle bir hikaye vardı. Çok koştur ben çok severim bu hikayeyi. Eee genellikle şimdi e, Ferdinand'larda Mantıkut Tayır'da bizim mesela insanlar şimdi o kitabı çok ilgi gösterirler ama ben o kitabı doğru okuyan insan pek görmedim. Yani yani bir yani işte Mantıkut Tayır kuşların konuşması vesaire hmm. bizim işte şeyden de yani Türk kitaptan da çıktı şey Mantıkut Tayr. Yeni bir tercümesi. Şimdi e, yani hep böyle kitapta herkes ilgilenmek istiyor ama yani ana fikirlerine bir türlü ulaşılamıyor. Aslında hmm. yani mantık tutar aslında insanın Allah'a yolculuğu demektir. Yani insan Allah'la ilişkisi ve Allah'a yolculuğudur. Bunu kuşlar üzerinden çünkü ruhlarımız aslında kuşlara benzetilir, kuşlar üzerinden hmm. anlatılır yani ana fikir bu. Şimdi şey Feridun Attar kitapta bir diyalektik kurar, meczup ve e, diyelim ki hakim yani veya meczup ve e, ...ayık olan kişi diyerek dinuklar. Ayık olan aslında... ...kendisidir. Meczup olan ise... ...kendisinin coşkulu aklıdır. Yani hmm. tasavvuf aklıdır. Yani ikisi de aslında... ...feridunattarı temsil eder. Şimdi meczup konuşuyor. Yani meczubun bir tanesi... ...konuşuyor. Şöyle diyor. Allah'ım diyor, fakir yoksun. Yani diyor... ...işte üşüdüm diyor Bağdat'ta vesaire. Bana diyor bir elbise gönder diyor. Hmm. Bana diyor bir elbise gönder. Şimdi hikaye, hikayenin güzeline bakın şimdi Aradan bir hafta geçiyor, on gün geçiyor filan. Oradan bir kervan geçerken böyle eskimiş bir battaniyelerini böyle atıyorlar. Çöpe atar gibi. Bu adam hmm. üzerine geliyor. Onun şöyle bir bakıyor battaniyeye falan. Yani onun şimdi mesela kervandan attıklarını düşünme. mecrup yani hani hmm. şey gitmiş. Ondan sonra alıyor falan ama elbiseyi beğenmiyor yani. Yani ya Rabbi diyor bunu mu gönderdin diyor. Yani göndere göndere bunu, bunu mu gönderdin diyor. Yırtık, sökük, yani terzin mi yoktu, kumaşın mı yoktu filan diye bir konuşmaya başlıyor. Hmm. Ferdinand bunları anlatıyor filan. Şimdi anlatıyor anlatıyor çok hoş bir yani enstantane oluşuyor. Çok böyle hani tebessüm ediyorsunuz, biliyorsunuz filan ama aslında çok... Şimdi adam çok çok kuvvetli bir imanla konuşuyor. Yani bunu o atmış, öteki atmış, bunun önemi yok. Yani ne geldiyse haktan geldi diye düşünüyor. Hmm. Fakat şimdi şey diyor ki, Ferdinand diyor ki... önemli ...ne geldiğinin önemi yok. Kimden geldiğinin önemi var ve irtibatın devam ediyor olmasının hmm. önemi var. Asıl mesele bu. Asıl mesele bu. Yani irtibatın devam ediyor olması. Şimdi Yunus Emre hikayeye böyle baktığı için... ...yani irtibat devam ediyor diye hmm. baktığı için... ...yani ister bu kahır olur... ...yani ister dayak şekli olur ister. Çünkü neden? Şöyle düşünelim mesela... ...insan ne istiyor tamam mı? İnsan ne arzu ediyor? Şimdi insan mesela... ...diyelim ki ceza da isteyebilir... ...umut da yani iyi, ödül de isteyebilir. Çünkü ceza veren de bizi ciddiye aldığı için... ...ceza veriyor. Hmm. Yani birisi bizi öfkelendiğinde bizi ciddiye aldığı için öfkeleniyor. Mesela bazı insanlar vardır, bazı şeyler vardır. Ee, bunu ben dinleyenler ki yani, <laughs> nasıl bir espriyle karşılık vereceklerini biliyorum. Mesela başka insanlara karşı çok tolerelidirler, Çünkü onları ciddiye almazlar. Hmm. Yani yok sayarmış gibi. Bir... Yok sayar. Aslında yok saymadır o. Hmm. Mesela başka insanlar ne dedikodusunu yaparlar ne onlardan dolayı başlar ağrır falan. Çünkü ciddiye almazlar. Hmm. Şimdi ciddiye almama hali aslında onların dedikodusunu yapmaktan daha kötü bir haldir. Hmm, Çünkü görmezden geliyorsun hiçbir şey. Görmez. Yok. Ya, anladın mı? Yani mesela yani sen benim canımı sıkamıyorsun tamam mı? yani şimdi bu bu ilki çıldırtıyordur acemiz. Yani şimdi bu bu yüksek ahlaktan kaynaklanmıyor. Hmm. Yani bunun normali yüksek ahlaktan kaynaklanma hali çok iyidir. Yani gerçekten yani ben sana işte Allah'ın bir kulu olarak bakıyorum. Yani her ne olursa olsun işte Allah'ın bir tecellisi Allah'tan bir tecelli olarak bakıyorum falan ve bir şey yapmıyorum yani. Yani nefret et, böyle, ediyorsunuz demek. Tamam ya, yani bu, bu bu başka ama bir de şimdi normal hiç ciddi almıyorum. Yani daha doğrusu da şöyle. Ya yani hiçbir şekilde attığın taş benim bahçeme gelmiyor. Yani hmm. o kadar uzaklardayım ki. Yani buna izzet korusu denir tamam mı? Hmm. İzzet korusunda yaşıyorum. Olmaz attığın taş bana gelmiyor. Şimdi şimdi normalde ben senin dedikodunu yapmıyorum. Ben senin aleyhinde konuşmuyorum. Hmm. Ben sen e, ne işte ben sana kötü bir şey söylemiyorum. Ben senden nefret etmiyorum falan. Çünkü sen yoksun benim dünyamda. Şimdi bu benim dünyamda yok olman ve benim seni yok sayman bir insana dokunabilecek en ağır davranış Aa. biçimidir. Çünkü biz insanlar var sayılmakla e, mutlu oluruz. Yani var sayıldığımızda mutlu oluruz ve en ağır gelen şey yani yani bizim en sevdiğimiz şey şahitliktir. En korktuğumuz şey yok sayılmaktır tamam mı yani adem durumuna mahkum edilmektir hmm. sanki yok yani Nurkan diye birisi yok tamam Halbuki ben senden şahitlik istiyorum mesela diyelim sen işte neydi az önce söylediğin, kravat taktın hmm. işte bana, <laughs> ceket giydin böyle da... belli etmek tamam, için. ben bunları söylemem lazım bak Nurkan hani e, kravat takmışsın falan demem lazım sana tamam benim sana şahitlik etmem gerekiyor yani senin benimle birinci temel ilişkin benden bir şahitlik almadır hmm. yani şah... şimdi ben şahitlik etmek bir tarafa seni yok sayıyorum İnsana bundan daha ağır gelen başka bir şey yoktu, Yok sayılmak. Yani itibarımızın yok edilmesi, varlığımızın görülmemesi. Bu nedenle biz muhakkak varlığımızı birbirimize göstermek üzere hareket ederiz yani. Temel şeyimiz bu. Arkamızı yani. dönüp gidemeyiz yani. Bu Bunun tabii. tesiri çok büyük oluyor insanda. Ha, tabii. Yani şey böyle. Allah'la olan ilişkimizde de bu tarz bir bakış <laughs> açısını göremiyoruz. Mesela Allah'ın bir gazabı geldiği i̇şte zaman. Yani, kahır da bir ilgilenme biçimidir. Yani hmm. yaptığımızı ettiğimizi ciddiye alma biçimidir. Yani dolayısıyla şimdi içinde bir itibar var. Yani kahırda hmm. bir itibar var. Yani dolayısıyla lütufta bir itibar var. Ama kahırda da bir itibar var. Yani birisi yani bizi yakamızdan tutup ana hani silkeliyorsa, yani bir değer veriyor. Yani yaptığımız işte Allah bir değer Yunus onu diye. gördüğü için, Yunus Emre bu şeyin onu gördüğü için, irtibata övgü var. Yani kahra hmm. övgü değil bu. İrtibata övgü. Bu ikisi ayrılıyor hocam, sizinkiyle o zaman. Sizinki daha biraz daha. Benimki bence biraz daha kaotik ve biraz daha e, metafizikçe bir düşünce. Bir annenin Yunus çocuğuna bir... dayak atması gibi bir şey denilebilir mi hocam? Yani anne de, de, de dayak, dayak seven şimdi değil de yani hani kahır gibi biraz daha böyle bir e, şey ifade kullanalım. Yani daha şimdi da, da, yani daya, da, dayak olmuyor yani şimdi o ağır kaçıyor yani. Evet. Eyvallah hocam. E, şimdi hocam bu kahar kahhar esmasıyla beraber zikredilin hocam. Ee, aziz esması da gündeme geliyor. Bu sizin kitabınızda da Kahhar, Cabbar, Aziz bunların üçünü aynı başlık altında almışsınız. Ee, ben oradan Aziz esmasından biraz da ilerlemek istiyorum hocam. Allah dilediğini Aziz kılar ayetini buradan size sormak istiyorum hocam. Ee, bu Aziz <laughs> buradan ne anlama gelir? Biraz daha açacak olursak. Şimdi e, izzet e, hep peşinde olduğumuz e, statüdür. Yani bir payedir. İzzetli olmak ondan sonra. Ee, aslında insan izzetli bir varlıktır yani e, yani şerefi vardır bir hasiyeti vardır kıymeti vardır bir değeri vardır Fakat bunu ya yeterli görmez ya da tam kabul tam idrak etmediği için buna şahit ister yani izzetli oluşumuza şahit isteriz yani biz çevremizden bunu isteriz Bu bakımdan şimdi mesela e, o şahitliği oluşturabilmek için de e, araçlara başvuruz mesela para kazanmak hmm. isteriz. Aslında izzetli olmak içindir. Yani itibar ve izzet elde etmek içindir. Mesela dediğim gibi bilgi öğreniriz, bilim yapmak isteriz. İtibar ve izzet elde etmek içindir. Yani bunlar aslında veya mesela başka yani statüler, başka payeler falan ediniriz. İşte çok çocuk vesaire yani hmm. bunların hepsinin amacı izzet edilmektir. Ama eee ne diyor ki? Yani izzet ben ben istediğime verebileceğim vereceğim bir şeydir. Çünkü aziz olan esas Allah'tır. Aziz kelimesi Kelime olarak aslında ulaşılmaz demektir. Yani hmm. yani öyle bir izzet ulaşılmaz. Mesela işte izzet korusu denir. Yani tane böyle bir uzak hükümdar iz, korusu içerisinde ve biz ona ulaşamıyoruz. Yani sesimizi ona duyuramıyoruz. Bu bakımdan Aziz ismi müstahanelik bildirir. Şimdi hmm. müstahanelik bildirir bu çok önemli bir konudur. Ve Feridun mesela mantıklı tayını çok tartışılan bir konudur. Aziz ismi işte mesela... Kahar ismini, Aziz ismini yanına yazdıysam yanlıştır o. Onun yanına olmaz o. Yani onu başka bir şekilde benim ele almam lazım. Ee, Kahar ile la Aziz arasında karşılaştırma yapmışımdır. Aziz ismi, Gani ismi, Müteal ismi gibi yani Tanrı'nın zatını tavsif eden isimler... ...aşkınlığı, mütealliği yani hmm. transandantal oluşu ifade eder. Bunlar dini hayatta çok önemli bir iş görürler. Dini hayatta hmm. çok önemli bir e, fonksiyon icra ederler. Nedir bu? Şimdi biz normalde müfredatların mesela şey de bunun üzerine kuruldu. Ee, i̇stina vadisi diye bir vade vardır. İstina vadisi. Şimdi insanın yapıp ettiği bütün işlerde e, bir ehemmiyet duygusu vardır. Yani mesela Hı. ben diyelim ki bu kitabı yazdıysam bu kitap çok önemlidir. Yani insanlara çok fayda verecektir diye düşünüyorum. Yani böyle düşünürüm. Ya da mesela ben diyelim ki üniversitede hocalık yapıyorsam yani talebelere çok önemli bir hizmet ettiğimi düşünürüm. Yani diyelim böyle. Hı. Ya da bir adam mesela yoksullara hani sadaka veriyor, zekat veriyorsa bu insanlara çok önemli bir iş yaptığını düşünür falan değil mi yani? Evet. Yani hepimize bu önemlilik duygusu eşlik ediyor. Dini hayatın büyük açıması budur. Dini hayatın. Yani yani yaptığımız işlerden bir izzet elde etmek, yaptığımız işlerden bir itibar elde etmek, yaptığımız işlerden bir ehemmiyet elde etmek. Yani sanki biz olmazsak olmazdı gibi. Yani böyle bir düşünce bu dini hayatın ya da ibadetlerin ya da dindarlığın Hı. kibre yol açtığı durumdur. Kibre ulaştığı durum Dinde bu Allah'ın mütealliğiyle kırılır. Yani Kendine aşkın hocam. olmasıyla kırılır. Transcendental olmasıyla kırılır. Ve şöyle bir noktaya gider. Yani aslında Tanrı bizim yapıp ettiğimiz hiçbir şeye muhtaç değildir. Peki muhtaç değil ise biz bu namazı niye kılıyoruz? Biz bu orucu niye kılıyoruz? Biz bu zekatı niye veriyoruz? Tanrı değil... Tanrı'nın kulları da değil aslında. Yani Tanrı dilerse bunların hepsini kendisi onlara verir. Evet. Niye oluyor? Şimdi burada şöyle bir cümle vardır. E, kişinin e, e, terbiyesi yani nes terbiyesi cenel tecellisiyle olur diye böyle bir cümle Hı. vardır. Ta, tasal da kullanılır. İstinanın bizdeki karşılığı ihlas haline gelir. Yani kişi ihlasa gittikçe istinayı doğru istinayı anlamaya başlar. Yani benim yaptıklarımın hiçbir ehemmiyeti faydası olmayabilir ama ben bunları, bunlar doğru olduğu için ya da bunlar bir şahitlik olduğu için, ki esas itibar doğru kavram, dini hayatta şahitliktir, Tanrı'nın tecellisini temaşa etmek için biz bunları yapıyoruz. Yani yani yoksula yardım ediyoruz ama aslında yardım etmiyoruz. Tanrı'nın yoksulu doyurmasına şahitlik etmek için biz sadakalar veriyoruz, zekat veriyoruz. Biz veriyorken aslında onu veren Allah'tır diye düşünüyoruz. Mesela biz namaz kılarken aslında Allah'ın alemdeki tecellilerini temaşa etmek için namaz kılıyoruz. Böylece temaşaya doğru iş gidince şahitliğe yani kelime-i şehadete doğru iş gidince yapıp ettiğimiz işlerin bizi yorması ortadan kalkar. Yani hafızamız yapıp ettiğimiz işlerle dolu olmaktan kurtulur. Ve e, o zaman biz kendi efalimizin esiri olma halinden kurtuluruz, azat oluruz ve sürekli bir kuş gibi... ...yukarıya doğru yükselmeye devam ederiz. Hı. İnsanı düşüren şey, yapıp ettiklerinin esiri olmasıdır. Hı. Yani bu dinde de böyledir. Normal, dünyevi işlerde de böyledir. Yani geriye doğru bakıp... ...vay ben neler yaptım diye düşünen herkes düşmeye başlamıştır. Anlatabiliyor muyum? Yani yani mesela bu bilimde de öyledir. Mesela ben şimdi kendi bunu anlatmaya çalışıyorum. Kendime de Bu anlatmaya çalışıyorum. Ben ki Allah Teala bana birçok kitaba imza atmayı nasip etti ama ben bunları saymıyorum yani bunları tadadat etmiyorum ne kaç tane oldu etmemiş yani etmiyorum diye düşünüyorum yani alata ettirmesin ama şimdi saymaya başlarsam yani şunu yaptım bunu yaptım şöyle oldu işte Falan klasik düşünce okulda çıktı falan yani böyle saymaya başlarsam o zaman düşmeye başladın demek yani geçmiş olsun yani At üretemiyorsun evet, evet, ürettiklerini. Yani, de tamam yani dolayısıyla şimdi saymayı bırakmamız lazım yani insanlar hayır yapan insanların iyilik yapan insanların erdemli olan insanların sayma sapka, saplantısından kurtulması lazım. Sayma saplantısından kurtulmak özgürleşmenin yegane yoludur. Hmm. Ve sayma saplantısından yani yapıp ettiklerimizi tadadet etme değil mi yani? Yani şöyle varsa yani neler yaptın diye sorduğumuz zaman yaptığın hiçbir şey bulamaman lazım. Hmm. Bilmiyorum vallahi. Terk ettik, unuttuk. Yani yani yaptıklarımız geride kaldı. Yani bilmiyorum Allah kabul, falan gibi. Yani yani insanın böyle kekeme olması lazım. Yapıp ettiklerini anlatırken. Tamam mı? Hmm. Yani buna günahlar da dahildir. Yani günahları da böyle bütün teferruatıyla işte üç yaşında, beş yaşındaki şuna şöyle davranım 7 yaşında falan filan tamam mı? Yani da bir suç kabul edilir. Çünkü insanın geçmişe savrulması e, dini hayat bakımından çok büyük bir sorundur. Geçmişe hmm. savrulması. Geleceğe <laughs> savrulması da tehlikelidir. Anı doldurabilmesi lazım. Anı doldurabilmesi için geçmiş yükünün e, sırtına bir yük gibi yani onu kambur kılacak şekilde binmesi e, büyük bir ahlaki problem olarak kurt, e, ortaya çıkmıştır. Hmm. Bu sadece kendi yapıp ettiklerini yük olarak almaz, başkalarının yapıp ettiklerini de bir yük olarak sırtına alır ve kişi doğrulup dünyaya e, böyle yani böyle bir dik durarak bakma imkanını kaybeder. Hmm. İstina'nın bize öğrettiği en önemli şey budur. İstina yapıp ettiğimiz şeyleri unutma terbiyesidir. İstina yapıp ettiğimiz işlere değer vermeme terbiyesidir. İstina yapıp ettiğimiz işleri efal değil, fiil değil, şahitlik olarak gör görerek bir temaşa, yani bir e, müşahade üzere, bir şahitlik üzere yaşama tecrübesidir. Böyle olunca o zaman yani dünyaya biz teşekkürle bakmayı öğreniriz, dünyaya tebessümle bakmayı öğreniriz. Bu İstinaar'ın bize öğrettiği bir şey. Eyvallah hocam. Burada da nostaljinin e, altyapısını doldurmuş olduk yani böyle nostaljiye karşı tutumunuzu bildiğim için <laughs> e, bu söylediklerinizle de insanın geçmişe takılmaması. Yani tutum bilmeye gerek yok yani yani senin tutumun da öyledir herhalde. Yani herkesin tutumunun öyle olması lazım. Yani nostalji felaket bir hastalıktır yani Allah ee, tedavi etsin. Allah evet Allah hocam. Geç, yani geçmişte yaptıklarımızdan kurtulabilmek için de dediğiniz evet. gibi onları unutmak lazım. <laughs> bu da iyiliklerde de bu şekilde değil mi evet. hocam? Yani sizin bir tabiriniz de vardı. Yani insanı artık yaptığı geçmişte yaptıkları iyilikleri de artık onları anlat tüketiyorlar gibisinden bir sözünüz vardı. Şöyle yani sütü bozuyor. Hmm. Yani Gazali'nin benzetmesi üzerine yapmıştık o konuşmayı. Hmm. Yani Gazali e, süte çıkarken yani 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 inek bir sütü doğururken doğ, doğ, şey yaparken yani meydana getirirken sütü kan ve işkembe karışmaması lazım ona. Evet. Kan e, üstünlük fikrimiz, e, işkembe ise şehvet gücümüzdür. Hı. yöneten temel sahip bunlardır. Yani üstün olmak isteriz ve arzumuza ulaşmak isteriz. Yani ikisi de yani mesela motivasyonu bu ortaya çıkartıyor. Hmm. Şimdi bir adam yani şöyle düşün. Mesela şimdi Nurkan'ı Val Televizyonu'nda program yapma ya sevk eden sahip nedir? Tamam mı? Değil mi? Mesela işte maaş alabilir, başka bir şey olabilir, görünme arzusu olabilir falan filan birçok şey. Yani evet. bunlar bu faktörlerin hemen hepsi modern dünya tarafından meşru görülür. Yani bunların hmm. hepsi doğru kabul edilir. Yani dolayısıyla şimdi yani bu işe bu fiile yani senin bu efaline kan ve işkembe karışabilir. Modern dünya bunu bunu hmm. normal görür. Hatta mümkünse bunu tahrik eder. Yani der ki mesela, yani "Sen daha çok çalışırsan ben sana işte şöyle bir imkan vereceğim." der. Tamam hmm. mı? Yani modern dünya bunu tahrik eder. Çünkü modern dünyanın insanla ilişkisi de içgüdülerin tahriki esaslı bir yer tutar. Hmm. Yani içgüdülerimizin tahrik edilmesi, tamam mı? Yani sana hani şöyle bir hikaye vardır. Bu Almanya e, birinci şey, savaşından sonra şimdi ekonomisi plan çökünce e, işte Amerikan nezaretine giriyor işte İngiltere Fransa filan bir de Rusya yani biliyorsunuz bir dörtlü bir şey yönetiyor orayı daha çok da Amerikalılar yani Amerikalılar ve İngilizler yönetiyor Fransızlar hmm. pek karışmazlar da Fransızlar her yere böyle bula, şey yaparlar girmeye çalışırlar filan kisinci bir şey de kifayetsiz muhterisler hmm. Fransızlara ondan sonra e, bir tane Alman maliye bakanı var Erhard galiba ismi o diyor ki e, ve bütün yani mallar mağazaları vitrinleri dolduruyor. Yani böyle şey yaparak diyorlar ki ya ne yapıyorsun? Şimdi Al Alman Amerikalı askerlere ya ne hmm. yapıyorsun diyor? El yani, edeceksiniz diyor. Tamam mı? Hani olan parayı da hmm. yok diyor. İnsanlar diyor malları görerek, yani bu güzel elbiseleri görerek ve güzel işte yani eşyayı vesaire görerek bunları almak için diyor gece gündüz çalışacak diyor. O zaman diyor hmm. almaya kalkınacak diyor. Bu tam içgüdüsel tahriktir. Yani insanların içgüdülerini tahrik ederek tamam mı? Yani ağız sularını akıtarak falan onları tahrik etmedi. <laughs> Şimdi kapitalizm için bu çok iyi bir şeydir. Onun için Hı -hı. mesela vitrinler çok parlak olur tamam mı? Yani işte sosyal medyalar, ötekiler, berekeler falan. Halbuki bir arkasına baksan yani ne var arkada değil mi? Yani hani herkes yani herkes kan alıyor aslında yani bir şeyde bizim Lajvert'te böyle bir yazı yazmıştık. Yani fenomen diye bir konu açmışlar. Dedim Hı -hı. ki her fenomenin yani arkada bir ağlayan nomeni vardır. Yani böyle Kant'ın fenomen nomen ayrımını kullanarak biraz espri olsun diye. Yani sen orada görüyorsun adam gülüyor falan filan diye. Halbuki 40 ya yani kırçacık makyaj yapıyor, ne yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ne de. Vitrindeki hali. Yani. yani vitrindeki evet. hali. Şimdi kapitalist toplum bu vitrini tahrik ederek insan içgüdüleriyle içgüdülerini istismar ediyor, yani istimal hmm. ediyor. Onlar harekete geçiriyor. Din öyle değil. Din başarıyı senin e, senin doğru bir insan olman şartıyla başarı olarak mütila hmm. eder. Yani içgüdüler yolundan giderek yolundan giderek şunu elde ettim, bunu elde ettim, buna başarı demiyor. Bu insanın hayva hayvanileşmesidir. Yani bu hmm. bir başarı değil. Oraya geldi mesela diyelim ki şimdi bu felsefecilerin yöntemi de böyle. Mesela i̇bn Sina'da, Farabi'de ya da Platon'da falan mesela insanın bilgide diyelim ki kemale ulaşması ancak ahlaki bir yetkinleşmeyle mümkün olabilir. Yani hmm. gerçek bir insan olduğunda bu olabilir. İçgüdülerini tahrik ederek olmaz bu. Hmm. Yani hmm. burada şimdi hile var tamam mı? Yani kapitalist toplum hile yapıyor. Kapitalist sistem hile yapıyor. Çünkü önemli değilsin Yani senin bir önemi yok. Yani sen sadece bir üretken ya da bir tüketici olarak burada önemlisin. Hmm. Ki buradaki esas kavram da tüketme değildir, üretmedir. Yani modern dünya aslında üretmeyi tabula üretmeyi tabulaştırma, putlaştırma üzerine kurulu Yani herkes bir şey üretmek zorundadır. Mesela şimdi biz diyelim ki bir insana bir araya geldiğimizde birkaç sorumuz vardır. İlk üç sorudan birisi kesinlikle ne iş yapıyorsun sorusu olur. Yani evet. İkincisi de herhalde hangi memleketlisin, nerelisin sorusu memleketlisin sorusu aslında biraz tuhaf bir sorudur. Yani hani yani, nerelisin sorusu. Yani, <laughs> ne olacak biraz yani? tuhaf bir sorudur. Yani ne yapacaksın ya <laughs> adam nereye falan? Tamam normalde ilk sorumuz ne iş yapıyorsun hmm. sorusu olur. Yani ilk 3 sorudan evet. birisi ne yapıyorsun. Şimdi bu çok kapitalist dünyaya mahsus bir şeydir. Çünkü bir şey yapmayanın bu dünyada yeri yok. Aa. Anladın mı? yani değeri de yok, itibarı hmm. da yok. Yani, yani bütün değer, bütün itibar bir şey yapmayla e, oluşuyor. Şimdi insanlar bunu yanlış anlıyorlar. Diyorlar ki mesela modern dünya bir tüketim dünyasıdır. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Yani tüketim dünyası olsa ürettiklerimizin hepsini tüketirdik. Ürettiklerimizi tüketmiyoruz. Üretmek zorundayız. Mesela adam diyelim ki, mesela kitap alıyor tamam mı? Tüketmek üzere değil. Yani o onu kullanmak hmm. üzere değil. O üretim sürecinde bulunuyor. Yani ve üretim sürecinde olanlar o kitapları üretiyor. Sen de onları diyelim ki alıyorsun. Sen de başka bir şey üretiyorsun. Hmm. Çünkü bu dünya üretene değer veriyor. Ya yani için mesela herkes şimdi adam mesela şimdi düşünelim mesela üniversite okuyor. Neden okuyor? İyi bir meslek sahibi Meslek yani, yani evet. ne iş yapıyorsun sorusuna cevap aramak cevap vermek için, cevap verebilmek için. Yani bir tamam karşılaştığımızda mesela ne iş yapıyorsun? Bu yani modern dünyayı tamam anlamak için en önemli sorudur bu. Ne iş yapıyorsun? Hmm. Bundan soracağım bu, sor <laughs> bu soruyu yani, sorarken iki defa düşünmek. Ne ne kadarti? Aslında ne kadar büyük bir iş yapmıyor adam? Hmm. Yani belki bir iş yapmıyor, belki bir iş yapamıyor. Ya ona göre mi, mi değer vereceksin, ona de yani göre şey mi konumlandıracaksın? Yani bu aslında şu demek, kürkün nedir demek. Hımm. Yani nasıl e, edin hocam, Modernize edilmiş Tabii. hali değil yani mi Yani bunu dinlerler de tam anlamıyor. Yok işte Peygamber Efendimiz işte öyle faydalı olma, şey yapma. Ya kardeşim o faydalı olmak bu değil ya. O başka bir şey. Yani Peygamber Efendimiz söyledi başka bir Yani peygamberden kapitalist dünyaya cümle yetiştirme. Hımm hocam eskiden evet. kürkle belli ediliyordu. Şimdi herhalde zengin fakir ayrımı da kalmadı. Kılık kıyafet herkes aynı görünüyor. Mesleğe ne iş yapıyorsun tamam mı? Hmm. Yani ne iş yapıyorsun? Oradan onun gelirini Doğru. tahmin edebiliyorsun. Hmm. Hayat standartlarını tamam tam... böyle bir kap... bundan dolayı mesela biz modern çağda dinlenemeyiz, istirahat edemeyiz. Hmm. Modern çağda ne bileyim hani duramayız. Koşturmak zorundayız tamam mı? Hmm. Düşmemek zorundayız. Düşerse gerimizi birisi alır tamam hani şey gibi. Ototramvaya tü... bindin. çok zor hocam işimiz yani. ya. <laughs> Vallahi çok zor. <laughs> Ya işte böyle yani ben ama gittim yerime kim geldim nasıl olacak? Şu, şu, şimdi dünyanın her yerinde e, modern dünya çok e, sistematik ve çok güçlü bir şekilde eleştirilir. Bizim dünyada bizim bizim buralarda modern dünya adına e, bizim geleneklerimiz çok eleştiriliyor. Hmm. Yani saçmalık burada, anlamsızlık burada. Evet, yani normalde mi? bir aydın yani her zaman söylüyoruz ya bunu. Yani bir aydan yaşadığı dünyayı eleştirebilen evet. adamdır. Yani sürekli bu dünyanın lehine olmak üzere Geçmişi, kendi tarihimizi, kendi kültür, hmm. yani kültürümüzü eleştirmenin bir anlamı yok ki. Evet. Yani onu da eleştirelim ama başka bir bağlamda eleştirelim. Evet. Şimdi bir defa yaşadı yani zihnimizin dörtte birinin, dörtte ikisinin bu dünyayı eleştirebilme, üzerine kurulu olması lazım. Yani ben şimdi neden mesela, yani şimdi şu soruyu düşünmemiz lazım. Ben neden bir insana ne iş yapıyorsun sorusunu sormak zorundayım? Hmm. O sorunun cevabı ne şekilde te tezahürat soru edecek onu... C kürkünü soruyorum adama. Hmm. Yani yani kürkünüz ne marka? Yani bunu demek istiyorum tamam yani, yani değerim ona göre olacak, İtibarım ona olacak. Eskaza adam iflas etti, eskaza adam bir iş sahip olamadı, eskaza. Şimdi onun için mesela Türkiye'de mesela çok böyle şey cevaplar var. Serbest meslek. <laughs> ya kardeşim, serbest meslek ne? Yani bu bu ne? ne yapsın ben? hocam itibar ya, görmek için. Işte. böyle hani geniş tanımlamalar tamam mı? Bilmem ne, hmm. ne meslek, bilmem ne falan. Şimdi ya kardeşim daha dar tanımı yok mu bunun? Yok yani hmm. tamam mı hani falan böyle bir şey var yani böyle bir durum var. Dolayısıyla şeyin yani o El Aziz isminin ya da diğer isimlerinin insana çıkarttığı ahval, hal e, şeydir, e, ı, ihlastır. Yani bütün bu yapıp ettiklerimiz çok önemli değil. Aslında biz varlığa katılıyoruz, varlıkla ilişki kuruyoruz ve varlıkla yani kılcal damarlarla bir ilişki kuruyoruz. Şimdi Gazali diyor ki, evet diyor süt diyor temiz çıkabilir diyor. Yani içgüdüselliğimiz ona bulaşmadan süt çıkabilir ama... Bu, bu o bu kadar söyle devamlı ben söylüyorum şimdi ben kendi cümlemi hmm. gazale imal etmeyeyim ben de diyorum ki eğer sütü dışarıda bırakırsak süt kokar hmm. o, ben, o, zaman, o yüzden dışarıda bırakmamak şimdi bugün yani bu söylediğim bence e, özellikle böyle hani e, sosyal hizmetlerde çalışanlar yani gerçekten insanlara hayır yaptığını düşünen insanların... çok dikkatle düşünmesi lazım bu insanlar ...şu veya bu şekilde... ...neyse tırnak içerisinde söyleyeyim ...aradıklarını bulamadıklarında... ...ya da pozisyonları değiştiğinde... ...Nasreddin Hoca'nın ifadesiyle... ...kazan öldüğünde... Hmm. ...tamam kazan öldüğünde... ...geçmişin... ...muhasebesine dönerler... Hmm. ...neler yapmadık biz diye... ...sütün bozulması budur. Hmm. Ee, o, o da herhalde filmin sonuna doğru mu hocam? Yani elindekilerin bütün her şeyini kaybettim ...mecburen geçmişte bir şeyler çıkartmak için... ...uralardan e ama, çekin. Ama şimdi... ...yani hani ilk başta işte Allah için yapmıştım... Ha. Erden için yapmıştın, doğruluk için yapmıştın. Genelde ayrılırken olur ya hocam mesela e, bütün her şeyi döker eteğindekiler. E, e, onlar de, dava e, demek ki demek ki yapmamışsın. Hmm. Yani demek ki hazmedememişsin. Anladın mı yani de, demek ki başaramamışsın. Demek ki olmamış. Yani hmm. bize şimdi öyle büyük büyük laflar yutturmaya gerek yok. Kimseye gerek yok. Yani hmm. şimdi yani yani diyebilirsin ki mesela kardeşim çok net bir şekilde tamam ben bunları yapıyorum. Siz unutsanız da ben bunları unutmam hmm. diyebilirsin yani. <laughs> Yani bunları tek tek önünüze koyacağım diyebilirsin. En azından adı değişmesin değil mi hocam? Yani ha, başlangıçtaki, ama, sonundaki tabii, adı. Şimdi bunu demiyorsun. Yani diyorsun ki mesela böyle hasbet, biz de öyle zannediyoruz. Hmm. Nurkan bunu aspeten illa yapıyor, Allah için yapıyor falan. Ondan sonra tencere ölünce evet, tek tek saymaya başlıyorsun. Ya yani onu yapmıştık, bunu yapmıştık, neler yaptık biz bunu falan gibi böyle. Özellikle sosyal hizmetlerde e, hizmet verenlere muhakkak bu dersin verilmesi lazım. Hmm. Öğretmenlere bu dersin muhakkak verilmesi lazım. Çalışanlara yani böyle iş üretenlere bu dersin muhakkak verilmesi lazım. Kardeşim burada e, hesabı olmayan böyle beklentiye bağlı e, yani karşılanamayacak arzularınızı terbiye etmeyi öğreneceksiniz. Hmm. Şimdi öğretmenlik yapıyorsun tamam mı? Öğretmenliğe sana devlet bir para veriyor. Buna bir de böyle bir manevi değer diye takip edemeyeceğimiz hmm. seni de yoracak, bizi de yoracak bir şey ekleme. Hmm. Tamam bir şey ekleme. İlla ekliyorsan Allah'la aranda kur onu. Yani hmm. kendi Allah'la aranda olacak bir ilişki olarak onu kur ama bunu buna ekleme. Çünkü neden? Sonra diyeceksin ki biz işte 30 sene 40 sene işte şunu yaptık, bunu yaptık ee, falan hani öğretmenler yani talebeler sahip çıkma. Ya kardeşim böyle bir şey olmayacak. Yani muhakkak hayal kırıklığı yaşayacaksın. Hmm. Hayal kırıklığı yaşamamak için başta tedbirini alacaksın. En doğrusu hmm. hayal kurmamaktır. Anlamsız beklentilere girmemektir. Beklenti ahlak değildir. Beklentili hmm. olan işler ahlak kısmına girmez. Bunlar yatırımlardır. Gizli saklı yatırımlarımızı ifşa etmeliyiz. Hmm. Ve bunlardan kurtulmalıyız. Ee, hocam zaten şöyle de söylemiştiniz hmm. ya. Yani değerinizi zaten hiç kimse de bilmeyecek yani. Onlar için yaptığınız için o değer, bilin değer bilinmeyecek. <laughs> Tabii Hiç kimsenin değerini kimse bilmeyecek. El verir ki kendisi bilsin. Hmm. Yani kendisi biliyorsa sorun yok. O zaman zaten söylemenin de... So sorun yok yani... Yani Yusuf'a dünya zahit davrandı. Yani hmm. Yusuf'u 3 3 kuruşa sattı dünya. Tamam mı? Yani o Yusuf, güzellikteki yani, Yusuf değil mi hocam? Yusuf'u. E biz de Yusufuz yani. Biz ondan hmm. daha az güzel değiliz yani. Diyelim ki her birimiz kendi açısından her biri herkes bir Yusuftur. Hepimizin kaderi ucuza gitmek olacak. Bu böyledir. Yani bunu kabullenmek lazım ve ilerleyen yaşlara doğru böyle yani inkisarı hayalle gitmek, böyle büyük hayal kırıklıkları yaşamak hakikaten akıllı insan işi değil yani. Ee, eyvallah hocam. Burada modern dünyanın da bir etkileşimi var mıdır hocam burayı tetikleme yönünde? Tabii. Biraz önce çok güzel modern dünya eleştirisi de yaptık. O arada buradan bir etki yani şey. Yani işin açıkçası bence modern dünya bu konuda e, çok acımasız ve çok aslında gerçekçi. Yaptığının fiyatını belirliyor. Bunun gerisini senin hayaline bırakıyor. Hmm. Yani çökmüşsün, gitmişsin falan filan. E yani Onur. değil. Ona karşı da bir söylenme de geliştirmiyorsun yani Tabii zaten şey paranı aldın yaptın paranı aldın bitti yani. yani çok gibi yani. yani ben o konuda mesela modern dünyanın acımasızlığını o oh olsun diyorum yani, <laughs> yani buna ben de karşılaşsam kendim için de yani aynı şeyi söyleyeceğim dolayısıyla şimdi yani bek, e, beklenti meselesini yani terbiye etmemiz hmm. gereken en temel şeyimiz bu bu beklenti meselesi çok tehlikeli yani. Bütün çürüme doğrudan de başlıyor değil mi tabii, hocam? Hayal kırıklığı tabii, yaşayan insanların tabii. da sonrasında zarar da verebilme tabii. şeyine... ...yani fayda sağladığı kadar da zarar da vermiş oluyor. Ee, Arif hocam... sisteminde mesela bulan işlenmesi lazım. Yani eğitimde yani beklentinin bir problem zaaf olduğu... E, ...yani bu şey, Samuel Beckett'in bir şey var böyle bekle. Yani ...bir şey sürekli bir şey beklemek yani sürekli hmm. bir şey... ...ya yani o olacak, bu olacak falan tamam Böyle bir şey yok. Yani bir şey olmayacak tamam mı? Yaşadığından hmm. daha iyi bir şey olmayacak. Neyse o, o öyle devam edecek sürekli tamam mı? ve sürekli yatırım gizli yatırımlarımız. Hmm. Yani bunlardan kurtulmayı maaş sistemimiz öğretmenler hocalar bunlar yani sürekli anlatılması lazım. İşte dizilerde filmlerde bunlar işlenmesi lazım. Hmm. Yani beklenti bir ahlak değildir. İçinde beklentinin bu içinde beklenti içinde unutulmuş sen demektir. Yani sen kendini o fiilin içinde unuttun hmm. demektir. Dolayısıyla yani bu, bundan kurtulmamız lazım. Eyvallah hocam. Biraz önce modern dünya eleştirisi yaparken hmm. hocam şey diye düşünüyorsam varım. Şimdi üretiyorsam varım mı hocam oldu üretiyorsam dünya? Üretiyorsam var tabii. Üretim. Ürettiğin kadar varsın. Eyvallah. Modern dünya böyle. Ve hepimiz bak bu cümleyi hepimiz kabul ettik. Bu cümleyi hocalar çok hizmet ediyor. Yani hmm. Peygamber Efendimizin hadislerini bence yanlış yorumlayarak e, farkında olmadan Peygamber Efendimizin cümlelerinden bir kapitalist insan yani bir homofobe çıkartmaya çalışıyorlar. Bu çok yanlış bir şey. E, yani Dolayısıyla şimdi yani hadis şerifleri değerlendirirken, hadis şerifleri yorumlarken e, hangi paradigma içerisinde konuştuğumuza ya da onları mesela neye malzeme yaptığımıza çok dikkat etmemiz lazım. Öyle hadis yorumculuğu çok dikkat isteyen bir iş olması lazım. Kişisel olarak yani sen mesela Nurkan diyebilirsin. Hmm. Kardeşim ben homofoberden yana uyumu kullandım. Ben yani benim için yani çalıştığın kadar varsın hmm. filan şeyin bu e, Türgenyev'in şeyde o Bozarov vardır. vardır Mesela der yani dünya yani evren bir tabi, bir fabrikadır yani doğa mesela tabiat bir fabrikadır. Ne bambettir ne mescit bir şey değil burası falan. Dolayısıyla burada böyle bir yani şeyler gibi o mekanik o işleyiş gibi biz de çalışarak yani varlığımızı inşa edeceğizler tamam mı? Yani hmm. böyle düşünüyorlar yani, Sürekli çalışacağız. Bunu kime karşı söylüyor? Rus aristokrasisine karşı söyler Yani yani hmm. artık böyle atıl olmuş, değerlerini kaybetmiş falan Rus aristokrasisine karşı Türkiye'ye bunu böyle söyler tamam Bozorov dilinden. Yani modern insan tipi odur. Dolayısıyla şimdi modern insan tipi bu, bu şey olmayı sürdü, yani bu bakış açısını sürdürüyor diyelim. Şimdi sen de diyebilirsin mesela ben de bunu benimsiyor olabilirim ders. Bizim için şey de mesela e, onu yani 20. yüzyıl aydınlarımızın en ciddi problemi toplumların bu cihetten çok yanlış değerlendirmişlerdir. Hmm. Çok yanlış yorumlamışlardır. Buna mesela Mehmet Akif vardır, Muhammed İkbal vardır. Ya birçok kişi yani vardır. Mesela onlar bir defa ataletimizin nedenlerini doğru anlamamışlardır. Yani işte bunun dinle kaynaklandığını zannetmişlerdir. İşte tevekkül eleştirmiştir. İkbal mesela çok eleştirir. Mehmet Akif çok eleştirir. İşte o dönemde içerisinde yazarlar çok eleştirir falan. Normalde şimdi bunun buna ilgisi yok. Yani ataletimizin, yani 19. yüzyılda, 20. yüzyıldaki Müslüman toplumdaki ataletin nedeni bu değildir. Yani nedeni tevekkül değildir. Ya da din bilgisi değildir. Hatta şeyin, e, İkbal'in şöyle bir şiiri vardır. Tabii her şey bir, yani büyük şair tabii. Ondan sonra şimdi diyor, e, meale söylüyorum şiiri. Şimdi Türk askerleri diyor buraya geldi diyor. Namazlarımızın çok uzun kılındığından şikayet ettiler. Hmm. Aslında Mısır'da filan daha çoktur. Yani arkadaşlar anlıyor. Hmm. Arkadaşlar anlıyor. Uzun uzun namaz hani kılınır. İşte rükular, secdeler hmm. filan uzun uzun falan. Şimdi İkbal devam ediyor. Diyor ki ya tabii ki diyor siz de özgür bir toplumsunuz. Yapacak işiniz var diyor. Bizim işimiz yok ki namaz kılıyoruz sadece. <laughs> Şimdi bu çok acımasızca bir eleştiri aslında. Yani Gelip şimdi namaza bunu yüklemeye gerek yok ki yani. Hani bunun, bunun anlamı yok ki. Hmm. Ama şimdi toplum niçin at atıl olur? Eğer illa hani homofaberden yana olacaksak toplum niçin atıl olur? Yani bunun sosyolojik nedenleri vardır, psikolojik nedenleri vardır, iktisadi nedenleri vardır, gelenekten gelen nedenleri vardır. Dinden gelen nedenleri de olabilir ama bütünü din yani diyelim ki onda biri dinden olabilir. Onda hmm. dokuzu başka başka konulardandır. Sen şimdi onda dokuzu üzerinde akıl yürütme e bir tane dinden geliyor, dine bunu vermiş. Hmm. Bu inanıcı olmaz ki. Evet. O zaman şimdi yani İkbal yani konuşuyor konuşuyor, atıl kalıyor. Söyledikleri işe hmm. yaramıyor. Akif konuşuyor konuşuyor, bir işe yaramıyor. Yani söyledikleri Allah rahmet etsin yani ikisine de. Yani ikisine de ben çok severim doğrusu. Çok muhabbetim vardır ama yani vakay söylüyorum falan. Hmm. İşte devam ediyor. O bakış açısı devam ediyor falan. Yani diğer yazarlarda falan devam ediyor. Şimdi burada yani biz, eğer biz homofaber de karar kıldıysak... ...yani üreten insan hmm. bizim çok, çok kıymetli olan budur. Değerli olan budur. Biz de böyle koşar adım tamam mı? Yani üreteceğiz, üreteceğiz falan diyorsak tamam buna biz bu dünya içerisinden cümleler bulalım. Ama hadis-i tutup... iki günü cümle... bir olan ziyandadır da buna onu taşıyıp tamam mı? Yani mesela iki, iki günü bir olandan, iki günü bir olan ziyandadırı getirip böyle hani üreten insanın delili haline getirirsen adama gülerler yani. Bu hadisi hmm. bunun ne alakası var derler yani. Şey böyle. <laughs> Eyvallah hocam. bir Aziz isminde hocam yine devam edelim. Esma kitabınızdan hocam bir alıntıyla devam etmek istiyorum. İnsanlar arasında çatışmaların temel nedenlerinden biri de izzet iddialarıdır. Burada hocam çatışma, iyi bir şeyin çatışmaya dönüşmesi. İzzetlerimizin Hı. yarıştırmaya mı giriyor? Ben daha izzetliyim. Buradaki şeyiniz biraz da açacak olursak nasıl? Yani dönüştüm? şöyle, herkes kendi tabii üstünlüğüne inanır. Bu doğrudur da. Fakat Üstünlüğün nedenini tespit Hı. yanlış. Yani ben niçin üstünüm? Ben Hı. niçin üstünüm? En nihayetine varacağımız cümle şu, ben insan olduğum için üstünüm. Hı. Yani insan olmaktan daha üstün bir şey olamaz. Biz bunu şöyle ifade ederiz, ben çok bunu yazmışımdır. Ee, varlıktan daha üstün bir nitelik olamaz. Hı. Yani mesela şu diyeyim ki bardaktır, vardır. Yani bunun sarı olması, beyaz olması, kırmızı olması ikinci ildir yani. Hatta altın olması, gümüş olması ikinci ildir. Hmm. Çünkü bu yoksa o nitelik olmaz yani. Bir hmm. var olması lazım. Şimdi insanın var olması, insan, insan olarak var olması her türlü niteliğinden önce gelir. Hmm. Dolayısıyla şimdi bu mi? insan hani diyelim ki işte Afrikalıdır, Çinlidir, ötekildir, berikildir, zekidir, zengindir, fakirdir falan. Bunlar eklenti. Hmm. Şimdi eklentilerin ötesinde bir insan tasavvuruna gidebilmemiz lazım. Bu çok zordur ve hmm. burada gerçekten geleneklerle çok mücadele etmek gerekir. Önyargılarımızla çok mücadele etmek gerekir. Korkularımızla çok mücadele etmek gerekir ve gerçekten varlığa varlık olarak yönelmek gerekir. Doğaya hmm. doğa olarak yönelmek gerekir. Yani bu öyle kolay bir şey değil. Belki herkesin yapabileceği bir şey değil ama her toplumda bunu yapabilecek, bunu savunabilecek insanlar olması lazım. Yani, hmm. yani to toplumun aslında akilleri onlardır. O, o toplumun aslında hakimleri, bilgileri onlardır hmm. ve onlar bizi dolaylı olarak etkileyerek, biz de o cümlelere yaklaşmaya çalışırız. Şimdi bu açıdan mesela şimdi yani insanın üstünlüğü, insanın izzeti eğer insan oluşundaysa bu insan oluşunu dindarlar ikinci bir noktada başka bir şekilde yorumlarlar. Derler ki insan Tanrı tarafından halife olarak yaratılmıştır ya da alan suretinde yaratılmıştır. Alan suretinde yaratıldığına göre o zaman bütün insanların üstün olması lazım. Yani bütün insanların izzetli olması lazım. Fakat şimdi biz zaman içerisinde izzetin nedenini unutuyoruz. Yani madem hmm. herkes bu konuda ortak, bu konuda iştirakta, o zaman herkesin üstün olması lazım demekken biz şimdi bunu dönüştürüyoruz. Diyoruz ki mesela kürkü kimin daha çok varsa o daha üstündür demeye başlıyoruz. Hmm. Şimdi burada yanlışa düştüğümüz yer burası. Yani doğru bir fikirdeyiz ama bunu izah ederken, bunu savunurken yanlış bir noktaya düşüyoruz. Hmm. Ya da mesela kimin statüsü varsa o üstün gibi oluyor. Şimdi o zaman şimdi üstünlüğü anlamamış oluyoruz. Hmm. Doğru cümle şu. İnsan olmak bakımından her üstün kıymetlidir. Şey her insan kıymetlidir. İnsan olmak bakımından her insan şereflidir. İnsan olmak bakımından her insanın hayatı, malı, canı, kanı vesaire her şey hmm. e, şeydir, yasaklanmıştır. Yani mahremdir. Eee saygı göstermemiz gerekir. Tamam? Mı? Değer göster, de değer vermemiz gerekir. İnsan olmak bakımından mesela hiç kimseyi linç etmek, yani sosyal medyada linç etme hakkı bize verilmemiştir. Yani böyle bir şey yoktur. O bir insandır. Orada bir ee, yani bir internet numarası gibi veya bir ismi gibi gözüküyor yani bir mail gibi gözüküyor ama o bir insandır. Yani onun arkasında hmm. şerefli bir insan vardır. Dolayısıyla şimdi şerefli insanı linç edemezsin. Şerefli insanı murdar edemezsin. Şerefli insana lekat takamazsın. Şerefli insanı aşağılayamazsın. Bu senin şerefinin karşılığıdır. Yani sen sen kendi şerefliliğine, şerefine, izzetine inanıyorsan benimkine de inanmak zorundasın. Eğer sen benimkine inanmıyorsan aslında sen Seninkine de inanmıyorsun ve seninkini hmm. ayakta tutan şeyin statün, payen, familyan vesaire olduğuna inanıyorsun demektir. Dolayısıyla şimdi yani bir insanın kendi şerefine inanması başkasının şerefine duyduğu hürmetle ortaya çıkar. Hmm. Bu bakımdan bir başkası bizim aynamızdır. Aa, eyvallah hocam ha. harika. Ee, hocam şimdi şeyden yine kitabınızdan referanslarla yola çıkıyorum. Sufi metafizikçiler hocam her varlığın izzetten bir payı olduğunu söylüyor. Bu da herhalde söylediğiniz. Evet, e ee, o paradoks da şeyden mi çıkıyor hocam? Yani izzetin sınırları kimisinde daha fazla, kimisinde daha az. Oradaki o çatışmanın sebebi bu mu? Yani şöyle e, netice itibariyle her şeyin kıymeti var. Yani her şeyin bir değeri var. Bu dini hayatın bize hayatla ilgili öğrettiği önemli cümlelerden bir tanesidir. Yani her şeyin değeri var, her şeyin hmm. kıymeti var. Şimdi i̇şte az önce anlattık ve kıymet aslında Günlük hayat içerisinde biz e, ne kadar hmm. dar düşünürsek düşünelim, aslında e, kıymet e, belli bir yerde bir şeyin edindiği ni, yani maksimum fayda ile ortaya çıkar Ve maksimum değerle ortaya çıkar. Hmm. Mesela bardak örneğini verdik. Mesela çölde yani susamış bir adam için bir bardak su ne kadar değer hmm. ifade eder? Bu her şey için geçerli bir şeydir. Yani her şey için geçerli bir durumdur. Dolayısıyla her şeyde izzetten bir pay var, her şeyde kudretten bir pay var. Her şeyde esmadan bir pay var ve bu durum her şeye bir hürmetle bakmaya gerektiriyor. Yani hayata bir saygıyla, dünyaya bir saygıyla bakmaya iktiza eder. Yaradılanı hoşgör, yaradandan ötürü mü hocam bu şekilde bir şeyle? Mesela Türkçe'de mesela hoşgörü e, benim pek sevdiğim bir kelime değil. Hoş ama iyi demek aslında. Yaradılmışı güzel görmelisin. Yani, yani yaradılmış güzeldir. Yani mahlukat güzeldir. Sen güzel sen bir görme, Sen güzel görmesen de mi güzeldir? Yani güzeldir tamam mı? Yani, Hı. yani orada yani o sözde olduğum olası benim hoş haz etmediğim bir taraf var. Hı. Yani gül için dikenine katlan der gibi bir şey var orada. Ee, yaradılmışa katlanacak bir şey yok. Yaradılmış yani alem güzeldir. Ve alem iyidir. Ve alem hakikatli bir yerdir. Dolayısıyla şimdi o cümleyi eğer öyle anlıyorsak. Yani yaradılmış, yarad yani elif okuduk ötürü pazar eyledik götür çok güzeldir mesela gerçekten hmm. pazar eyledik götür götür pazar muazzam bir ifade biçimidir. Götür pazar elemek demek yani seçmeden bütün varlıkları alabilmek demektir. Bunu Hacı Bektaş Veli de söyler hmm. yani aynı şekilde Hacı Bektaş Veli de söyler. Yani 72 milleti ayıplamamak diye ifade eder o. Şimdi götürü pazar elemek yani yani bu Nurkan şu bizden öte falan demeden hepsini hmm. yani pazarda ne varsa hepsini alabilmek demek tamam götür. Yaradılmışı e, sevdik yani sevdik, Herhalde. doğru cümle sevdik olması lazım. Yaradandan ötürü. Şimdi buradaki yaradandan ötürü yani gülü sevdik, şey dikeni sevdik gül için değil. Gerçekten sadece olarak sevdik ama bunun gerekçesi aslında tahmin ettiğinizden çok daha kuvvetli bir gerekçedir. Yani Tanrı hmm. tecelli ettiği için seviyoruz. Dolayısıyla şimdi bu sevginin yıkılması söz konusu değil. Bu sevginin hmm. zayıflaması söz konusu değil. Bu sevgi sana rağmen ve bu saygı neyse tamam bu değer verme sana rağmen de ortadan kalkmaz. Yani o kişiye hmm. rağmen de kalkmaz. O sözün yani yaradılanı hoş gör yaradandan ötürü şeklinde yani böyle gül için dikenine katlanırız cümle formunda olduğunda bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Hmm. Yani Yunus böyle bir şey söylemiş olamaz. Yani çünkü bu eee yani tahammül etmek demek. Tahammül hmm. bir ahlak değildir ya. Hocam ilimize bereket olsun. Çok teşekkür tamam, ederiz. Sen. Ağzınıza sağlık. Evet, Bir Düşünce ve Hayat programının daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.